Merhaba arkadaşlar. Cihan Bey'in sunumuyla devam edeceğiz. Hepiniz hoş geldiniz. Merhabalar. Merhaba. Bizi kırmayıp geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Arkadaşlar, sorularınız olursa sunum sırasında da sorabilirsiniz. Ekstra sunumdan sonra da soru cevap kısmı olacak. O vakitte iletebilirsiniz. Ben daha fazla söz uzatmadan size bırakayım. Teşekkürler. Ben sunumu paylaşıyorum. Bugün karanlık fabrikalar başlığı altında bazı endüstriyel konuları anlatmaya çalışacağım. Burada belirlediğim bazı konular var. Çünkü karanlık fabrikalar dediğimiz konseptin alt başlıkları çok fazla. Bu nedenle birkaç ana başlığa odaklanmaya çalışacağım. Bunlardan temeli öncelikle yapay zeka başlığı. Orada çok hızlı bir özet geçeceğim. Hatta süper özet diyebiliriz. En azından konuyu hiç bilmeyen, hiç uğraşmamış kişilere bir fikir olması açısından giriş yapmak istedim. Diğeri de self-driving car. O tarafa özel bir giriş yapacağım. Birkaç farklı proje göstereceğim. Open source proje. Onları inceleyebilirsiniz ve birkaç senaryo anlatacağım. Endüstri tarafında kullanımıyla alakalı. Bu arada bana sorular sorabilirsiniz. Çünkü her şeyi sunumlara aktarmak pek mümkün değil. Bu nedenle de sorularla da ilerleyebiliriz. Soruları da şu an chat ekranı bende açık değil. O yüzden arkadaşlar yardımcı olabilir, araya girebilirler. Öncelikle karanlık fabrikalar, bunun mantığını birazdan anlatacağım zaten. Dark Factory bakış açısını. Ama basit anlamda Endüstri 4.0, yapay zeka, robotik, cloud ve bunun gibi şeylerden bahsedeceğim. Aktif olarak üzerinde çalıştığımız başlıklar bunlar. Öncelikle ben kimim? Basit anlamda çok hızlı bir şekilde 15 yıldan fazladır güvenlik ve yazılım odaklı çalışmalar yapıyorum. Ve sektöre güvenlik odaklı çalışmalarla girdim diyebilirim. Sonrasında merakla yazılım tarafına kaydım. Bu bakış açısıyla ilgili de bazı şeyler söyleyeceğim. Hatta 27'sinde öğrenci kariyerimde bir AI security, yapay zeka güvenliği ile alakalı bir sunum olacak. Orada da bu konuyu anlatacağım. Yapay zekanın güvenliği tarafını. Ve yazılım, yapay zeka, güvenlik bunların hepsini birleştirerek farklı projeler yapıyoruz. Şu ana kadar AI, mobile, web sistem, database, desktop, microservice gibi birçok alanda çalışmalar yaptım. Bir tane kitap yazdım 2013'te. Data odaklı çalışmalar, Go programlama dili, C# vesaire bunlarla ilgili çalışmalar yaptım. 2015'ten beri algoritmik seviyede yapay zeka uygulamaları geliştiriyorum. Algoritmik seviyeden kastım şunu da belirteyim. Ben uygulayıcıyım. Yapay zeka temel diye temel mantıkta ikiye ayrılabilir diyebiliriz. Birincisi teorik kısım. Bu akademik taraf oluyor. Bir diğer tarafta uygulama alanı. Ben uygulama tarafındayım.
Bazen şu tür sorular olabiliyor. Mesela yapay zekanın akademik kariyer planıyla alakalı. O tarafı akademik kariyer yapmış, akademik planı olan kişilerle konuşmak daha doğru. Ben uygulama tarafındayım. Tamamen yazılım, tamamen uygulama geliştirme, altyapı oluşturma vesaire kısmıyla alakalıyım. Ve algoritmik seviyede yapay zeka uygulamaları da aslında öğrenme süreçlerinde, uygulama süreçlerinde düzenli olarak neural network ve diğer yapay zeka, yani genel olarak yapay zeka algoritmaları diyelim, mümkün olduğunca kod yazarak uygulamaya çalıştım. Matematiksel tanımlarını, uygulamalarını yapmaya çalıştım diyebiliriz. Ve gene benzer tarihlerden bu yana fabrika, üretim altyapısı gibi geliştirmeler yaptım. Aslında bunlar da şu an bahsettiğim endüstriyel çalışmalarla bağlantılı, bir planlı bir çalışmaydı. Çünkü merak ediyorum, otonom fabrika nasıl yapılır? Bunun üzerine fikir üretmeye çalışırken de o zaman ben bu alanda projeler geliştireyim diye bir bakışımız oldu diyebilirim. Ve öyle tecrübeler yaptık. Ve gene üniversitede sertifikalar geliştirme üzerine çalışmalar yapmıştık. Birkaç seminer yapmıştık bununla alakalı. 8 saat boyunca bir otonom aracın nasıl geliştirildiğini anlatmaya çalıştım. Ve 2015'ten beri, açıkçası 2015 ile 2017 arasında yoğun bir şekilde otonom araçlarla ilgilenmiştim. Onların geliştirmesiyle alakalı. Girişimcilik tarafında da online eğitim, kurye, kargo altyapısı, yazılım, otomobil vesaire gibi farklı birkaç girişimim oldu. Şu anda otonom fabrika altyapısıyla alakalı bir SaaS modelli bir girişim üzerine çalışıyoruz. Ve kullandığımız teknolojiler, bunlar da merak ediliyor. Hani bu alanlarda da sorularınız olursa cevaplamaya çalışırım. Programlama dilleri tarafında Go, Python, C++, Rust, C#, bunları kullanıyoruz. Yapay zeka tarafında PyTorch, TensorFlow, Keras, Scikit-learn gibi, ama ana olarak TensorFlow ve PyTorch odaklı çalışmalar var. OpenCV zaten görüntü işleme tarafında temel araçlarımızdan bir tanesi. Onu da kullanıyoruz. Ve şu da sorulabiliyor. Uygulamaları tamamen sıfırdan algoritmaları siz mi geliştiriyorsunuz? Tabii ki burada PyTorch, TensorFlow, OpenCV bizim birçok sorunumuzu çözüyor. İşimizi kolaylaştırıyor. Ama onun haricinde cloud servisleri de kullanmanın avantajlı olduğu durumlar oluyor. Kendi projelerimizde, girişimlerimizde de olabiliyor. O yüzden AWS'in Machine Learning'i, Google Cloud'un Machine Learning'i, IBM Watson ya da Azure'un servislerinde kullandığımız olabiliyor. Ve genel olarak distribütif sistemler üzerine çalışmalar yapmayı hem seviyorum hem de o alanlarda çalışma yapmak zorundayız zaten. Kendi altyapılarımızı oluşturmak için. Distributed Databases ve Deep Learning çalışmaları. Ayrıca burada Decentralized AI kısmına da bir ufak giriş yapacağım bu sunumda. Onun da mantığını anlatmaya çalışacağım. Peki, basit anlamda ekranda gördüğünüz gibi yapay zeka, yazılım, dünya, buradan mesajı çok net alabiliyoruz zaten. Günümüzde süreç çok hızlı gelişiyor ve yapay zeka ile süreçlerin otonomlaşması ile alakalı bir dönemdeyiz. Peki nasıl çalışıyor bu basit olarak? En temel anlamda hızlı bir şekilde bakmak gerekirse, diyelim ki görüntü ile alakalı bir çalışma yapacağız. Burada Convolutional Neural Network dediğimiz CNN algoritmaları üzerinde bir çalışma yaptığımızı varsayalım. Gene basit şekilde kedi ile köpeği birbirinden ayıran bir, öğrenen bir sistem olduğunu düşünelim. Böyle bir senaryoda bizim uygulamamız nasıl çalışıyor ya da nasıl çalışır? Öncelikle fotoğrafları, dikkat ederseniz ekranda Labeled Photos kısmında etiketlenmiş fotoğraflar olarak verilmiş veriler var burada. Ve bunların bir algoritmaya gönderildiğini görüyoruz. Bir şekilde gönderiliyor. Birazdan detaylandıracağım orayı, çalışma mantığını. Ve çıktı olarak da output olarak bunun gönderilen fotoğrafın kedi ya da köpek olduğunu bize söylüyor basit olarak. Peki bu nasıl çalışıyor? Biraz detayına bakalım. Çok hızlı özet kısmından.
Elimizde bir algoritma var. Input, hidden ve output layer'ları olan. Ve sol taraftan 1 ve 0 diye iki tane değerimiz var. Çünkü ne olduğu önemli değil. Çalışma mantığı. Sol taraftan girilen inputlarla içeride bir öğrenme süreci gerçekleşiyor. Farklı farklı katmanlarla. Bunların ne olduğunu da biraz özetleyeceğim. Ve çıktı olarak da nihayetinde 1 ya da 0 diye bize bir tahmin üretiyor. 1 ya da 0 olmasının da bir sebebi var tabii. Sınıflarla alakalı bir şey bu. Yapay zekada. Yani çıktı olarak aslında bir tahmin üretiyor. O tahminle kedi ya da köpek değildir. 0 ya da 1 gibi bir değerdir. Çünkü kediyle köpeğin ne olduğunu bilmez algoritma. O yüzden de bize çıktı olarak bir sınıf gösterir. Biz de deriz ki tamam bu bir kediydi. O zaman çıktı kedi gibi. Biraz daha görselleyelim. Ekranda bu aslında çok sık kullanılan bir yapay zekadaki Hello World uygulamalarından biri diyebilirim. NIST dataset diye bir dataset var, veri setimiz. Bununla birçok machine learning library'si ile uygulama geliştirebiliyoruz. Test yapabiliyoruz diyebiliriz. Hello World tarzında bir çalışma. Ve 50 yazılmış bazı veriler var. Bunlar 0 ile 9 arasında oluşuyor. Siz örneğin bunu belli sayıdaki bir veriyle eğittikten sonra modelinizi, ondan sonra da test ediyorsunuz ve diyorsunuz ki örneğin kendi el yazınızla bir 9 yazdınız. Bu 9'u buraya gönderdiğinizde daha önce öğrendiği veriler üzerinden bunun bir tahminini yapıyor. Prediction kısmında örneğin 2, 1, 5 vesaire gibi. Output layer katmanında 0 ile 9 arasında bir tahmin üretiyor. Bu altında da confidence dediği şey aslında doğruluk değeri. Doğruluk değeri 0.99 vesaire gibi değerler görebilirsiniz. Bu %99, %85 vesaire gibi bir değerden bahsediyor aslında. Bunu daha çok 0 nokta şeklinde görürsünüz. 0.99 gibi. Ve tabii ki bu her zaman doğru olmuyor. Örneğin 9 yazısını yazdığınızda bu 9 4'e benzemiş bir el yazısı olabilir. O yüzden yanlış bilme ihtimali vardır. Ya da 1 gibi görünebilir. Farklı bir şey. 8'i 3 gibi görmek mesela. 2'yi 4 gibi görmek. Bunlar olabiliyor. Bunlar da hata payları. Yapay zekada genel olarak %100 doğruluk ya da kesin sonuç doğrudur diyebileceğimiz bir durum pek söz konusu olmuyor. Genel bir bakışla bunu söyleyebilirim. Ve özet kısmı hızlıca geçeceğim demiştim. Birkaç kaynak vereyim. Mesela benim Medium hesabımda ve LinkedIn'de yapay zeka başlangıç rehberi diye küçük bir slide var. 70 sayfalık. Endüstri 4.0 başlangıç rehberi var. 44 sayfalık. Bunları inceleyebilirsiniz. Hızlı bir başlangıç olur. Aynı zamanda Medium hesabında da makale olarak yer alıyor bunlar. Onlara da bakabilirsiniz. Peki, yapay zekanın altındaki temel bilim nedir? Bu, şöyle söyleyebilirim. Yapay zeka ile alakalı herkes bir yerden başlayarak anlatıyor. Bu benim seçtiğim yol anlatmak için. Yapay zeka temelde bir biyomimetik konusudur. Biyomimetik aslında doğadaki olayların taklitlerini yapabilmemizi sağlayan bir bilim dalı. Biyoloji ile mimetik, taklit ilminin birleşimi, biyomimetik. Bu genellikle robotik çalışmalarda daha sık duyulan bir şey. Çünkü fiziksel bir aparat üretildiği için bu aparatın geliştirilmesi için de örneğin bir kuştan, bir farklı bir canlıdan, sinekten, arıdan vesaire bir gözlem yapılarak bu çıkarımlar, hesaplamalar yapılıp ondan sonra onun fiziksel, mesela robotik olabilir ya da cyber, yazılımsal bir kopyasının üretilmesi söz konusu olabiliyor. Bunlara birkaç örnek vereceğim. Bu örneklerden bir tanesi
ekranda gördüğünüz uçak, bu aslında bir kuştan esinlenerek oluşturulmuş bir uçak ve tamamen uçuş dinamikleri, aerodinamik tasarımları vesaire, bunlar ekranda da gördüğünüz gibi zaten çok net bir şekilde bir şeyin kopyası olduğunu görebiliyoruz. Ve bir başka örnek, mesela havacılıkla alakalı merak ediyor olabilirsiniz. Bir uçağın kanatları nereden çıktı? Böyle bir senaryo nasıl oluştu? Bunun aerodinamikleri aslında gerçekten doğada var olan kuşlardan esinlenerek oluşturuldu. Ve bunlardan bir tanesini ekranda görüyorsunuz. Bunun aslında matematiksel çıktılarını, fizik çıktılarını biyomimetik ekipleri, ki bunlar ekipler olarak çalışıyorlar. Bu ekipler bunların matematiksel fizik çıktılarını oluşturup, örneğin ilgili kuşla alakalı ya da ilgili denizde yaşayan bir canlıyla alakalı biyomimetik çalışmaları oluşturan bilim adamları, bilim insanları, bunların çıktılarıyla gerçek hayatta bir kopya oluşturma çalışması yapıyor. Buna biyomimetik diyoruz. Ve yapay zeka da basit anlamda biyomimetik konusudur diyebiliriz. Çünkü insan beyninin kopyalanması, taklit edilmesi söz konusu. Yapay zeka temel olarak bir biyomimetik ürünü. Buna bu şekilde bakmak biraz daha bakış açısını kolaylaştırabiliyor. Çünkü içerisinde felsefik, bilimsel birçok başlık var. Bunları anlayabilmek için öncelikle doğru yerden başlamayı bilmek gerekiyor. O yüzden de gerçeğinden bir şeyleri öğrenmek, mesela nöronları araştırıyorken, neural network tarafında yapay zekanın nöronlarını araştırıyorken öncelikle insan beynindeki nöronları anlamak daha doğru olabilir ya da işinizi kolaylaştırabilir. Mesela computer vision'ı anlamak isterseniz, ki bu da gelen sorular içerisinde olabiliyor. Computer vision'a nereden başlamalıyım? Deep learning'e nereden başlamalıyım? Machine learning vesaire. Öncelikle computer vision tabii ki birden fazla çok farklı alanda kullanılabiliyor ama asıl yoğunlaştığı alan görüntü verileri üzerinde bunları yapabilmek. Ve görüntü verilerinde de öncelikle bir kamera bakış açısı olması gerekiyor. Bir gözün taklidinden bahsediyoruz aslında burada. Bu göz taklidini de anlayabilmek için öncelikle gözün nasıl çalıştığını bilmek faydalı olur. O yüzden insan canlı görme yeteneğini incelemeniz, yapay zeka anlamak için sinir bilimi alanında en azından temel bilgilere, araştırmalara sahip olmak işinizi kolaylaştırır. Çünkü gittikçe artık yapay zekada belli zorlukları aşmak için genel olarak araştırmacılar, bilim insanları İnsan ve doğadaki karşılığından farklı çıkarımlar yapmaya çalışmak için araştırmalar yapıyor. Örneğin mesela dronelarda gördüğünüz, ki bunların üzerinde de çalışıyoruz, swarm learning ya da swarm intelligence, kolektif zeka da denebiliyor. Aslında birden fazla drone'un ya da herhangi bir aracın ya da yazılımın, hiç fark etmiyor. Yani fiziksel bir donanım olmak zorunda değil orada. Bunların kolektif bir zeka ile hareket edebilmesi için onların swarm, aslında oğullama deniyor buna. O arı ve arı koloni kültüründen gelen, çalışma mekanizmasından gelen ve hatta bunların farklı türleri de var. Mesela karıncaların koloni çalışma mantığını kopyalayan yöntemler ya da arıların, kuşların vesaire, balıkların, bunların yöntemlerini kopyalayıp aslında yazılımlara ve donanımlara aktarmak diyebiliriz swarm learning tarafından. Bunun gibi çalışmalar da yapılabiliyor. Ve o yüzden de biraz gerçek nöronla sanal nöron, cyber
nöron arasında bir bağlantı oluşturmak gerekiyor. Sol tarafta gerçekten insan beynindeki bir nörondan alınan bir ekran görüntüsü diyelim. Bunun parçalarını vesaire anlatabiliyoruz. Hepsinin bir hiyerarşisi var. Soldan bir veri girişi var gibi düşünün. Tabii ki bu biyoelektriksel bir süreç insan beynindeki. Su ve elektrikle çalışıyor insan beyni de öyle. O yüzden biyoelektriksel bir ya da biyokimyasal bir süreç olduğunu söyleyebiliriz. Sinyallerin iletilmesi, nöronların arasında iletilmesi. Diğer tarafta da bunun kopyasının yapılabilmesi için de tabii ki matematik ve yazılım gerekiyor. Bir şeyleri algoritmaya dökmen gerekiyor. Matematikten kastımız da bu. O algoritmaları da kodla çalıştırman gerekiyor bilgisayar ortamında. Sağ taraftaki ortamda input'tan output'a kadar soldan sağa doğru akan bir yapı var. Dikkat ederseniz akış soldan sağa doğru. Forward diyoruz aslında buna, ileri doğru. Forward propagation. Bunun geriye doğru olma durumunda ki bu başka bir senaryo. Öğrenme süreciyle alakalı. Orada da back propagation diyoruz mesela. Normalde akış soldan sağa doğru. Input layer ve output layer şeklinde soldan sağa doğru bir akışı vardır. Ve burada her bir yuvarlak da aslında bir node olarak geçirilir. Farklı birkaç ismi oluyor. Node diyebiliriz bunlara. Ya da nöron diyebiliriz. Vesaire birkaç farklı ismi var. Bunların her birisi kendi içerisinde küçük bir matematiksel hesaplama yapıp bir sonraki katmanındaki ilgili nodlara aktarıyor. Bu çıktığı, kendisinin ürettiği değeri çıktı olarak bir sonrakine input olarak, bir sonraki nöronun inputu olarak aktarıyor. Ve bu şekilde bir süreç oluşuyor diyebiliriz. Ve aradaki kısımlar, şurada dikkat ederseniz inputla output'un arasında hidden layers var. Gizli katmanlarımız, şu soru olabiliyor, gelebiliyor sürekli. Mesela deep learning, neden deep? Machine learning'e machine diyoruz da neden deep learning'e deep diyoruz? Bunun tabii birkaç farklı yaklaşımı var. Sadece bu söyleyeceğim şey değil ama oradaki deep'ten kasıt aslında buradaki nöron, düzelteyim, katman sayısı. Hidden layer'lar ne kadar artarsa derinlik, o deep kısmı o kadar artıyor diyebiliriz burada. Ve nihai olarak da output layer'da bir çıktı üretebiliyoruz. Ve ekranda gene basit anlamda basit bir görselle anlatmaya çalışalım. Gene soldan input'tan output'a bir süreç işleniyor. Input'ta bir fotoğraf var. Bunu gene CNN ile görüntü verileri üzerinde çalıştığımız CNN ile yaptığımızı düşünebiliriz. Ve buradan bir insan yüzünü öğreneceğini varsayalım. Ya da bunu tanımlayacağını varsayalım. Input'tan fotoğrafı gönderdik. Tabii bunu nasıl göndereceğiz? Onu da ayrıca anlatacağım. Buralar genelde en temelde soru işareti olan konular olduğu için özellikle anlatıyorum. Hızlı hızlı. Bu fotoğrafı göndereceğiz. Dikkat ederseniz birinci nokta bu siyah beyazdan oluşuyor. Bu fotoğraf. Bunun bir sebebi var. Onu konuşuruz. Diğerlerinde de hidden layer'lar var ve çıktı olarak da output layer var. Burada input layer kısmında gönderilen fotoğraf bir şekilde flatten işleminden geçirilerek, bilin düzleştirme işlemi, pikseller şeklinde input'tan gönderiliyor. Sonrasında da bu katmanlar ne yapıyor? Buralarda soru işareti genelde. Bu katmanlar aslında bizden genellikle bağımsız olarak, çoğunlukla black box denmesinin sebebi budur zaten. Deep learning çalışmalarında black box. İçerisinde ne olduğunu pek bilmiyoruz. Anlamaya çalıştığımız bazı yöntemler var. Bu ayrı. Yani oradaki bir deep learning modeli içerisindeki çalışmanın ya da alınan kararın sebebini anlamaya dönük. Neden bu kararı aldığına dönük bazı çalışmalar var. Ama genel olarak içerisindeki çalışmalar, içerisindeki algoritma black box. Kapalı kutu, bize bilmiyoruz gibi diyebiliriz. Ama ne yapıyor? Hidden layer'ın ilkinde öncelikle detaylara inemediği için çok basit çizgilere odaklanıyor ve onları anlamaya çalışıyor. Çünkü burada tek bir fotoğraf göndermiyorsunuz. Belki
bu şekilde farklı insanlardan, farklı cinsiyeti, renk, bunlardan oluşan 1 milyon tane fotoğraf gönderdiniz. Her birisinden bir şeyler öğrenmesi gerekiyor. Tek bir katmanda onu öğrenme işlemini yapamıyorsunuz genellikle. Öğrenmek için yeterli olmuyor. O yüzden katmanlar ekleniyor. Ve bu fotoğrafları her gönderdiğinizde her bir fotoğraf üzerinde belli küçük küçük parçalara odaklanarak bir bütün oluşturmaya çalışıyor kendi içerisinde. İlk katman bir kısma odaklandı. Sonrasında başka bir sonraki katmaya geçti. Orada biraz daha artık çizgilerden değil yüzdeki nesnelere odaklanabilmeye başlıyor. Ve bunun sonrasında da artık yüzü tanımaya başlıyor vesaire. Bu şekilde bir süreç var diyebiliriz. Ve şimdi hızlı hızlı farklı konulara geçelim. Peki nasıl oluyor bu? Burada genel basit anlamda her şey piksellerden oluşuyor. Piksellerde de teknik olarak sayıdır. Ekranda gördüğünüz her şey 0 ile 255 arasında değerlerden oluşan pikseller diyebiliriz. Mesela ekranda aslında bir resim var. Ama bu resmin normalde dijital olarak bir rakamsal değeri var. Her bir pikselini şu karelere piksel diyorduk bilirsiniz. Ve bunların içerisinde her birisinin bir değeri var. Ve şu şekilde bir görsel oluşuyor. Diyelim ki şurada örneğin 25'e 15'lik bir resim var diyebiliriz. Şunları saymak lazım tabii. Kaç pikselden oluştuğunu. Ama dikey ve yatay olarak piksellerden oluşuyor. Flatten işlemi ne bakacağız birazdan. Ondan önce bir örnek daha göstermiş olayım. Ve burada dikkat ederseniz sıfır siyahı temsil eder. 255 de beyazı temsil eder. Mesela şurada 255 var. Tam beyaz anlamına geliyor. Ama şu köşelerde siyah. Üzerinde herhangi bir şey işlem yapılmamış. Ve saf siyah diyelim. Ve nihayetinde de buraları geçiyorum. 0 ile 255 arasında değerlerden oluşuyor gördüğünüz gibi. Mesela 114 dediğimizde aslında griden bahsediyoruz. Çünkü ikisinin arasında bir değeri var. Peki flatten nedir? Flatten şunu bir fotoğraf ya da onun içerisindeki bir parça olarak düşünün. Bu fotoğrafın bu fotoğraf bir piksellerden oluşan bir nesne olduğunu varsayalım. Bunun dikleştirilmesi, düzleştirilmesi işlemi olarak geçiyor. Mesela 110, 421, 021 vesaire gibi değerlerden oluşan bir veri var elimizde. Bunu düzleştirme işlemine tabi tuttuğumuzda bakın 110 şurada 421, 021 şeklinde bir düzleştirme işleminden geçirilmiş hali, flatten hali bu. Bizim fotoğraflarımız da teknik olarak böyle çalışıyor. Aslında gönderiliyor diyebiliriz. Bir örnek daha. Mesela flatten işleminden önce satırları 4 tane satır olan bir elimizde görsel veri diyelim buna. Bu görsel verinin içerisindeki veriyi flatten işlemine tabi tuttuğumuzda bakın row 1 buraya getirildi. Row 2, 3, 4 şeklinde flatten işleminden sonra görünümü bu şekilde oluyor. Düzleştirme işlemi. Peki bizim konumuzla alakası ne? Konumuzla alakası çok. Mesela 28'e 28'lik bir görsel olduğunda elimizde bu görselin bizim oluşturduğumuz neural network'e gönderilebilmesi için yani onun öğrenebilmesi için tek bir seferde gönderilebilmesi lazım. Bu işlemi de flatten yaparak yapabiliriz. Çünkü 28 çarpı 28 784 yapıyor. 784 değerden oluşan bir tek bir çizgi olarak düşünün. Yatay hale getiriliyor, düzleştiriliyor ve bunu biz geliştirdiğimiz neural network'e gönderip input olarak gönderip onun tek seferde alınmasını sağlıyoruz. Mantık bu aslında. Ondan sonra da 1 milyon fotoğraf varsa her bir fotoğraf flatten işlemine tabi tutulup düzleştirildikten sonra bir input olarak gönderiliyor. Sürekli bu tekrar ediyor.
28 dikey, 28 yatay piksel çarpı 784. Bu da biraz daha açıklayıcı olabilir. Mesela 9'u gönderdik. 784 olarak 784 flatten hale getirilmiş hali. Ondan sonra da diyelim en sonunda bize 0'dan 9'a kadar toplamda 10 tane class, prediction class'ımız var output olarak. Çıktı olabilir yani. Bu 10 class'tan bir tanesini bize tahmin olarak üretiyor. Bize diyor ki aslında 9. Bu kedi köpek senaryosunda düşünürseniz 0 ile 1 olduğunu düşünün. 0 kedi olsun, 1 köpek olsun. Mesela köpeği gönderdiniz. Diyelim ki 1 köpekti. 1 gelirse o zaman tahmininiz doğrudur gibi bir senaryo oluyor. Hızlı bir şekilde geçtik. Biyometrik kaynaklar. Bunlara merak edenler bakabilir. Peki. Buraya kadar. Şimdi Industry 4 kısmındayız. Orayı inceleyeceğiz. Bundan sonra. Bu arada sorularınız varsa dediğim gibi bana sesli olarak ulaşabilirsiniz. Mesela aramızda endüstri mühendisi var mı? Burada çok görüntülü görüşemiyoruz sizinle. Ama ilgi alanlarınızı da öğrenebilirsem aslında faydalı olabilir. Yayınlar. Teşekkürler Burak. Evet. Endüstri 4.0 nedir? Bir donanım ya da yazılım satın almak mı? Bu neden söylüyorum bunları? Emin olun sektörde çok duyacağınız, çok karşılaşacağınız şeyler olacak bunlar. Mesela çok çok basit şeyleri Endüstri 4 konsepti içerisinde sunabiliyorlar. Biz Endüstri 4 yani dijital dönüşüm sürecindeyiz. Ne yapıyorsun? Mesela e-imzaya geçtim gibi şeyler olabiliyor. Bununla alakası yok. Ya da bilgisayarları yeniledik mesela. Bununla alakalı değil. Yazılım satın aldık. Örneğin ERP satın alıyor. Kişi ya da kurum. Ve dijital dönüşüm sürecinden bahsediyoruz burada. Bunlarla alakalı şeyler değil. Bunun mantığını anlatmaya çalışacağım. Hoş geldin Gözde. Her şeyi bir anda değiştirecek sihirli bir değnek değildir. Bunu maalesef sektörde çok göreceksiniz. Endüstri 4 konseptinden bahsediyoruz vesaire. Ondan sonra tamam yazılım alalım, şu donanımı alalım, şu hizmeti alalım. Bu parayı harcamak isteyen kesim bu şekilde. Diğer kesimde bunları hiç yapmadan sadece konsept olarak biz süreci işletiyoruz diyerek bunu yapmaya çalışanlar var. İkisi de yanlış. Kendi kendine bir yol haritası oluşturmak, uygulamak değil. İki kişidir bu. Bir kişinin, bir yöneticinin yapabileceği bir şey değil. Çalışan hiç yapamaz. Çünkü bir onay mekanizması var. Yönetim vesaire. Yönetim de tek başına yapamaz. Çünkü çalışanı personeli ikna edemediğim bir süreçte hiçbir şekilde Endüstri 4.0 dönüşüm süreçleri, hatta sadece Endüstri 4 değil, herhangi bir dönüşüm yapılamaz. Yani personelin direndiği ya da inanmadığı hiçbir süreçte başarılı olmak mümkün değil. Her halükarda personel istediğini yaptırır diyebiliriz. O yüzden ikisinin birleşmesi gerekiyor bu tür dönüşüm süreçlerinde. Bu da tabii anlatarak olur. Yönetim bütün planı doğru bir şekilde yapıp personele doğru bir şekilde aktarabilmesi gerekiyor. Bizim düşüncemiz bu. Böyle bir yol haritamız var. Biz değil. Şu danışmanlık süreçleriyle biz bunları yapacağız. Neden? Çünkü siz zaten bir şeyin doğru yolunu biliyorsanız zaten uygulardınız o zamana kadar. Bunu sürekli söylüyorum. Ciddi bir dönüşüm yapacaksanız demek ki bu sizinle olmayacaktır tek başınıza. O yüzden başka dışarıdan
bakan farklı yeteneklere sahip uzmanların olaya dahil olması gerekiyor ki farklı bakış açıları alınabilir. Farklı bakış açılarıyla yeni bir yol çizilebilsin. Bu nedenle de öğrenmeden çıkarabilecek bir yol değil. Ne yaptığımız A'dan Z'ye planlanmış olması gerekiyor. Plansız uygulanmaz dedik. Nitelikli personel olmadan, onlara öncelik vermeden yola çıkılamaz. Ve üzerinde çok durmak istemediğim, artık her yerde gördüğümüz endüstri serisi 1-2-3-4. Biz 4 ve 5'ten bahsedelim. 4 kısmı şu an bahsettiğimiz. 2011 yılında aslında Almanya Başbakanı Merkel tarafından duyurulan bir, anons edilen bir isim diyelim, Endüstri 4. Kendileri böyle bir tanım ürettiler. 1 şuydu, 2 buydu, 3 buydu, 4 de biz bu olacak diyoruz dediler. Dijital iletişim kanalları, haberleşen ve robot yapan robotlar ya da fabrika üreten fabrika da düşünebilirsiniz. Bu uzun yıllardır bir şekilde konuşuluyor. Ama altı dolu mu? Kesinlikle değil. Bu süreç hangi aşamada dersek henüz açıkçası insansız otonom araçların seviyesinden çok uzakta. Endüstri 4. Yani çok yıllardır, 10 yıldır belki konuşuluyor diyebilirsiniz ama sadece konuşuluyor. Gerçekten bir şey yapıldığı pek yok diyelim. Yazılım zaten vardı süreçlerde. Robotlar yeni değil. KUKA, ABB, Yaskawa, diğer robotlar vesaire, bunların hepsi, çok daha fazlası vardı. Yani o zaman yeni olan değil. İşte buralar aslında ucu açık ve zamanla olgunlaşacak şeyler diyebilirim. Önümüzdeki 10 yılda olgunlaşmaya başlayacağını düşünüyorum. Otonom fabrikalar var. Endüstri 5.0 kısmı, o kısma girmek istemiyorum. Google'a Endüstri 7.0 yazarsanız ne demek istediğimi anlayacaksınız. O alanda bile bir şeyler var internetten. O yüzden 4.0'ı Almanya dedi, 5.0'ı biz dedik. İşte o zaman X ülke 5 dediyse biz 7 deriz falan gibi senaryolar var. O yüzden bunu genel konsept olarak otonom fabrika gibi düşünebilirsiniz. Yani asıl bilinmek istenen şey otonom bir üretim sistemi oluşturmak. Bunu tarım olarak da düşünebilirsiniz. Bunu ilaç sektörü için düşünebilirsiniz. Giyim sektörü, aklınıza ne geliyorsa. Herhangi bir konuda süreçlerin otonomlaşması. Bu. O yüzden ben buna otonom fabrika diyorum. Özetle. Tabii ki ben de bilmiyorum. Dünyada bir adı var bunun. Bu şekilde. Autonomous Factories şeklinde. Aynı anlamlara gelen birçok şey var. Kafanız karışmasın diye söylüyorum. Endüstri 4.0 ya da I40, Endüstri 4.0. Dijital dönüşüm, Digital Transformation aslında Endüstri 4 Almanya tarafından ortaya atıldı. Tabii ki Amerika'da bunun benzerini kullanmak istedi ama Endüstri 4 patentli bir tanım, isim. O yüzden farklı bir ülke kullanamaz. Almanya'ya patentli. O yüzden de Amerika'da tabii ki kendisi Digital Transformation dedi. Biz de direkt bunun Türkçesi dijital dönüşümü aldık. Aslında hepsi aynı şeyler. Benim daha çok sevdiğim şey Karanlık Fabrika. Dark Factory benim girişimimin adı bu arada. Darkfactory.co. Biz bununla bir SaaS platformu, yani web ortamında çalışan bir otonom fabrika çalışması üzerine odaklıyız. Karanlık Fabrika, Dark Factory. Bunun da esprisi aslında süreçler tamamen otonomsa, otonom olacaksa o zaman ışıklara gerek yok gibi bir durum var. İnsansız Fabrika, Unmanned Factory ya da Autonomous Factory diyebiliriz. Ya da Smart Factory, Akıllı Fabrika gibi. Ya da Smart Manufacturing, Production, bunlar da olabiliyor. Ama en çok kullanılan Industry 4, Digital Transformation ve Dark Factory diyebiliriz. Çok fazla istatistik vermeyi sevmiyorum ama hızlı bir şekilde bahsedeyim. 2030 yılına kadar dünya ekonomisi 20 trilyona yakın olacak öngörüsü var dünya ekonomisi. Tabii bu COVID'den öncekiydi. COVID'den sonra ne olacak bilmiyoruz.
4 trilyon doları sanayiden olacak şekilde. Dünyada yapay zeka alanında en çok patent Çin ve ABD'de. Hatta son birkaç yılda Çin geçti ABD'yi diyebiliriz patent sayısında. Çin çok hızlı ilerliyor yapay zeka konusunda. ABD biraz daha geçmiş çalışmalarının çıktılarını diyor diyebiliriz şu an. Bir olgunlaşmış sektörü vardı tabii. Ama Çin çok hızlı bu tarafta. Hatta Baidu'nun da TensorFlow tarzında bir open source deep learning kütüphanesi de var. Onu da inceleyebilirsiniz. Baidu Çin'in. O da bayağı iyi. Dünyada robotların %70'i sadece 5 ülkede kullanılıyor. Amerika, Almanya, Çin, Kore, Japonya. %70'i bunlarda. Ve 2015 ile 2019 arasında Amerika'da robot kullanımı %55 artarken işsizlik oranı %42 düşüyor. Bu aslında en kritik konulardan birisi. Çünkü sürekli insanlar diyor ki fabrikalar otonomlaşırsa insanlar işsiz kalacak. Halbuki öyle değil. Örneğin taksiler otonom olduğunda taksiciler işsiz kalacak ama onlar taksici olarak doğmadılar. Farklı işler yapacaklar. Sadece o işi yapmayacaklar gibi. Biraz daha verimli alanlara yönelecekler diyebiliriz. Almanya'da ise %6 istihdam artırıyor bu durum. Teknoloji insanları işsiz bırakmayacak. Onları işlerini değiştirecek. Onları daha kaliteli ve insani alanlara yönlendirecek diyebiliriz. 2000 şirket ile yapılan araştırmaya göre, McKinsey 2015 raporuna göre, Almanlar endüstride önde değil. Dediğim gibi onların çok güçlü firmaları var, doğru. Ama onlar eski usul. Almanya daha günümüz teknolojisinden ziyade aslında mekanik tarafta çok daha iyiydi. Elektronik tarafta yine güçlü markaları var ama o alanda dünya lideri değiller. Almanya Ar-Ge harcamalarının sadece %15'ini endüstri 4.0 ayırıyor. Amerika'da ise %29. Araştırmaya katılan şirketlerin %80'i dünyadaki ve kendi iş modellerinin değişeceğine inanıyor. Bakın şirketlerin %80'i kendi iş modellerinin değişeceğine inanıyor. Amerika'da şirketlerin %92'si yeni rakipler beklerken Alman şirketlerde bu oran %46. Özgüven diyelim. Ama yazılım tarafında, yapay zeka tarafında oturup bilgisayarınızda yazdığınız bir şey, geliştirdiğiniz bir çözüm aslında o %46'lık kısmın çok daha değişmesini sağlayabilir. İstatistik bu kadar. Hızlı bir şekilde Endüstri 4'ün ana alt teknolojilerine bakalım. Yapay zeka, machine learning, deep learning, computer vision, robotik, endüstriyel robotik ya da AMR dediğimiz autonomous mobile robotik dediğimiz başlık. Bunların görsellerini göstereceğim. Sunum böyle ilerlemeyecek. Blockchain tarafı protokol seviyeli ve application level olarak ikiye ayrılabilir. Bunlarla ilgili birkaç görselim vardı. Makalem vardı. Onları buraya da koyayım. İncelemek isteyenler bakabilir daha sonra. Ve biraz daha detaylı denelim. Aslında şimdi başlıyoruz diyebilirim. Peki, Endüstri 4.0'da alt teknolojilerde ne var? Cloud Computing. Bu artık işin temellerini oluşturuyor diyebiliriz. Yani sizin normal bilgisayarda yaptığınız şeyleri artık default olarak cloud versiyonlarında yapmaya başlayacağınız bir sürece gidiyoruz. O kadar ucuzlaşacak. Donanımsal, internet olarak, kaynaklar vesaire ucuzlaştı ve kalitesi arttığı için artık lokalde yapacağınız şeyleri çok daha ucuza, çok daha güçlü bir ortamda daha az maliyetle yapabiliyor olacaksınız. O yüzden cloud computing. Tabii ki bunların dezavantajları vesaire de var. O ayrı mesele ama genel olarak faydalı. MLDL Computer Vision.
Görüntü işleme, machine learning, deep learning, bunun detaylarını sürekli zaten konumuz bunlar. O yüzden özellikle durmayacağım. Robotik, industrial ve AMR dediğimiz autonomous mobile robotics var. Ben robotikçi değilim tabii ki. Ama bu benim ilgi alanıma giriyor. RaaS'tan dolayı, Robotic as a Services, birazdan anlatacağım onu. Bir üretim ortamında mecburen robotik süreçleri aslında yapay zekanın da içinde bulunduğu yazılımın birer fiziksel uzvu olarak kullanmanız gerekiyor. Çünkü üretim yapacak bu. Yazılım kendisi üretmeyecek. Yapay zeka kendisi yapmayacak. Hatta bunu insan bedeni üzerinden anlatmaya çalışıyorum. Yapay zekayı. Yapay zekayı bir sistem olarak düşünürseniz robotik ve IoT, Internet of Things, bunlar aslında yapay zekanın ve onun içinde bulunduğu yazılımın, beynin uzuvları, insan uzuvları. O yazılım aslında onları kullanıyor, yönetiyor diyebiliriz. Ve IoT için de benzer şeyleri söylemiştim. IoT'la internet, Industrial Internet of Things diye ikiye ayrılıyor aslında. Industrial versiyonu adından da anlaşılacağı gibi. Biraz da aslında daha eski ve yavaş teknolojiler olabiliyor bunlar. Endüstri odaklı tasarlanmış araç gelişler. Bunları da bu şekilde bakabilirsiniz. Blockchain, bu apayrı bir konu aslında. Çok derin bir konu. Biz bunu dark faktörü altında kullanıyoruz ve bunun üzerine bir geliştirme yapıyoruz. Ama olayı anlatabilmek pek kısa sürede mümkün değil. O yüzden çok hızlı geçeceğim. Onu da sunumun sonlarına doğru biraz anlatacağım ama başlığı söyleyeyim. Yapay zeka geliştiriyorsunuz. Bunun içerisinde o nöronlar diyelim öğrenme süreçlerini yapmak için tasarlanmış. Ve bunların bir donanımsal kaynağı ihtiyacı var. Bu donanımsal kaynağı biz aslında blockchain network'ü oluşturarak decentralized AI konsepti içerisinde diyelim farklı binlerce ya da yüzlerce donanımsal cihazdan oluşan bir blockchain network'ü üzerinde çalışan, hesaplama yapan bir yapay zeka olarak tasarlıyoruz. Bu merkeziyetsiz bir cloud sistem, SaaS modeli olarak düşünülebilir. Çok detaya giremiyorum dediğim gibi. Yoksa gün boyu sürebilir. Ama decentralized AI olarak bakabilirsiniz. Digital Twin, bunları birkaç görselle anlatacağım. O yüzden geçiyorum. Autonomous Vehicles, bayağı gireceğiz oraya. Mobile Devices, Data. Ben bir Data expert olduğumu iddia edebilirim. Hani SQL Server'da ileri seviye TSQL kitap yazdım. Oracle, PostgreSQL, NoSQL bunların hepsini çok derinlemesine kullanıyorum. Projelerimizi de kullanıyoruz. Ve bu olmazsa olmaz. Bu alfabenin A'sı gibi düşünülebilir. Database kısmı. Augmentation, düzelteyim. Real-time systems. Data processing, test data processing, bu aslında big data'nın başlığı altında diyebiliriz. Bu da kendi içerisinde detaylı bir konu ama kafanız karışmasın diye söyleyeyim. Real-time OS ile, yani gerçek zamanlı işletim sistemiyle bu bahsettiğimiz data processing, test data processing'deki real-time sistem farklı şeyler. Bu big data tarafındaki gerçek zamanlı olduğu iddia edilen şey. Yani veri transferi ve real-time olarak akan verinin üzerinde işlem yapma. Siz buradan machine learning hesaplamaları da yapabilirsiniz. Gerçek zamanlı, örneğin Apache Kafka ile oluşturulan bir pipeline üzerinde veri akarken diyelim siz orada bir yapay zeka algoritması ya da şifreleme işlemi herhangi bir işlem yapabilirsiniz. Ama real-time OS dediğimiz gerçek zamanlı işletim sistemi farklı. Zaten bu bahsettiğimiz real-time near real-time. Yani gerçek zamanlı yakındır. Gerçek zamanlı değildir aslında. Ama düz hesap böyle söylüyoruz.
Real-time operating system tarafı biraz daha farklı. Bu savunma sanayi ve tıp gibi alanlarda kullanılan otonom araçların içerisinde. Bir otonom olmasını da gerek yok. Normallerin içerisinde de kullanılabiliyor. Teşekkürler. Hoş geldiniz. Sorular varsa alırım. Aslında ben telefondan açtım benim bu YouTube kanalımı. Şu an çift ekran bir de telefon kullanıyorum görebilmek için. Augmentation, bunlara geçiyorum. Farklı şeylere bakacağız çünkü. 3D printing, smart sensors, augmentation, human machine interfaces. Bunlara geçelim. Wearable technologies, devlet teknolojiler, nanoteknoloji, biyoteknoloji, security. Alt başlıklar böyleydi. Peki, teknolojik konseptler sözlüğü. SaaS, Software as a Services. Bunu çok çok basit olarak söylemek gerekirse, yazılımın multi-tenancy olarak, yani kiracı usulüyle web uygulaması tarafında çalıştırılabilmesi ve kiralanabilmesi. En iyi bilebileceğiniz direkt akla gelen şey Shopify olabilir ya da Spotify olabilir. Orada aslında abonelik sistemiyle siz oraya dahil oluyorsunuz ve oradan hizmet satın alıyorsunuz diyelim. Aylık, günlük, tek bir nesne için vesaire olabilir. SaaS, yazılımın online kiralanması. Bu aslında az önce verdiğim örnek sadece birkaç senaryoydu. Infrastructure as a Services, bunlarda önemli olan kısımları söyleyeceğim. Bunlar PaaS, Infrastructure as a Services, yani altyapıda kullanılan araçların ya da donanımların kiralanması olabiliyor. Robotics as a Services, konumuzla alakalı başlıklardan biri bu. RaaS, çok duyulan bir şey değil ama önemli. Bizim üzerinde çalışmak zorunda olduğumuz bir başlık. Çünkü bir geliştirdiğimiz ortamda ki donanımsal robotik nesneleri diyelim, fiziksel nesneleri bir şekilde cloud ortamdaki yazılımımızdan yönetebilmemiz lazım. O yüzden bu konsept Robotics as a Services. Gerçek zamanlı olmak zorunda, onun kendi plugin based, yani kendi içerisinde çalışan parçalarını, yazılımsal parçalarını vesaire yönetebileceğiniz bir mimari olması gerekiyor. Bunu çok basit anlamda RaaS olarak söyleyebiliriz. Bununla ilgili bazı global çalışmalar da var. Örneğin şunu diyebilirim. Telefonunuzda nasıl uygulama kullanıyorsanız aslında fabrikasyon bütün süreçlerde orada kullanılan donanımlarda da bu eklentileri yükleyebileceğimiz bir app sistemi olacaktır. Ben bunu 2016'nın başında otonom araç makalemdeki Medium'da görebilirsiniz. O aslında onun orijinali Cihanosan.com'daydı ama kapattım orayı. Orada ortada yazmıştım. Bu şu an günümüzde gördüğümüz Tesla ya da diğer bütün araçlar için bir uygulama mağazası oluşacak. 2016'nın başında söyledim bunu. 2015-16 civarı. O zaman daha Tesla bile otonom araç üretiyordu mesela. Hatta bunların bir network halinde kiralanabileceğini söylemiştim o makalede. Ve bir buçuk yıl önce sanırım mesela Tesla'da da hatta Elon Musk söyledi. Aslında sizin otomobilleriniz siz uyurken para kazanabilecek gibi şeyler söyleyebiliyor. Cihan Bey merhabalar. Merhaba. Öncelikle şu ana kadarki anlatımınız için çok teşekkür ederim. Çok farklı bilgiler anlattınız. Yani bu bilgilere ulaşım kolay olmuyor. Konuyla ilgili chatte ve bizim de arkadaşlarımızda birkaç sorumuz var. İsterseniz biraz bir iki tane onlardan alabiliriz. Tamam. Ben göremiyorum şu an. Az önce büyük veriden bahsetmiştiniz ya. Onunla alakalı bir soru vardı. İsterseniz bununla tabii başlayabiliriz. Yapay zeka ve büyük veri arasındaki bağlantı nedir? Birbirleriyle alakalı oldukları konularda hangi teknolojik araçlar kullanılmaktadır demiş Burak Gümüş. Tekrar alabilir miyim? Yapay zeka ve büyük
büyük veri arasındaki bağlantı nedir? Birbirleriyle alakalı oldukları konularda hangi teknolojik araçlar kullanılmaktadır? Çok güzel soru. O zaman biraz detaylandırayım orayı. Yapay zeka için söylediğimiz genel bir tabir var. Garbage in, garbage out. Yani ne verirsen o sana onu çıktı olarak verir. Çöp bir veri gönderirsen o sana çıktı olarak çöp üretecektir. Yanlış bir sonuç üretecektir. Haliyle çok fazla veriye ihtiyacım var. Bunun bir sınırı yok aslında. Neyi yapıyorsan o senaryoya göre değişir. Bu belki 1 milyon fotoğraftan oluşan bir şey de olabilir. Ya da 2 milyar satırdan oluşan bir metinsel veri de olabilir. Burada kullanman gereken veri. Ve bu veriyi nereden bulacaksın? Gene yaptığın senaryoya göre değişir. Mesela elektronik bir sistemden bahsediyorsak, örneğin IoT, AI, Artificial Intelligence, IoT şeklinde bakabilirsiniz. AI, Internet of Things. Böyle bir senaryoda diyelim ki 10 bin tane cihazdan veri alacaksınız. Düzenli olarak bu veriyi stream olarak aldığınızı varsayalım. Bunları depolamanız gerekiyor. Eğer real time sistem yapmayacaksanız. Depolamak için çok ciddi bir depolama altyapısı oluşturmanız gerekiyor. Bu birinci senaryo. Burada ilişkisel veri tabanları kullanma ihtimaliniz bayağı düşüyor. Çünkü ilişkisel veri tabanlarının okuma yazma kapasiteleri bellidir. Bu tür IoT cihazlardan alınan veriler için tasarlanmamıştır. Amacı bu değildir. O zaman NoSQL çözümlere yönelmeniz gerekiyor. Burada da diyelim ki MongoDB seçtiniz, Redis'i de caching olarak kullandınız vesaire. Diğer bir senaryo, 10 bin tane IoT cihazdan gelen veriyi kaydetmeyeceksiniz, gerçek zamanlı olarak işleyeceksiniz diyelim. O zaman da Apache Kafka gibi gerçek zamanlı veri akışını sağlayabileceğimiz open source birçok çözüm var bu şekilde. Apache Kafka'yı kullanabilirsiniz mesela. O streaming işlemleri için, real time'ler için. Ve bunun üzerinde machine learning araçları, open source araçlar da var. Kafka ile entegre bir şekilde çalışan, Spark ile çalışan mesela Apache Spark ile. Onun kendi içerisinde de entegre olan machine learning library'leri olabiliyor. Bunlarla o veriyi işleyebilirsiniz. Ya da TensorFlow'la, PyTorch'la o akan veriyi zaten bir pipeline oluşturdunuz ya, onun sürecini, o veri hesaplama sürecini oluşturabilirsiniz. Başka senaryoya bağlı olarak değişir aslında. Özel bir senaryo varsa belki ona göre cevap vermeye çalışırım. Günümüzdeki yapay zekanın potansiyeli göz önünde alınca kullanım miktarı yeterli değil. Az önceki Big Data konusunda biraz daha bileyim. Big Data dediğim şey devasa hacimdeki bir veriden bahsetmiyor aslında. Bu ayrı bir detay ama bir süreç, bir sistem tasarımından bahsediyor aslında Big Data'da. Mesela bir yerden aldığın veriyi sen milisaniye içerisinde yazıp okuman gerekiyorsa burada da Big Data altyapısı kullanabilirsin. Ya da yazmadan doğrudan bir pipeline üzerinde bunu akıtmak istiyorsan o veriyi, gerçek zamanlı olarak bir işlem yapmak istiyorsan burada da Big Data altyapısını kullanabilirsin gibi. Yani bir Google tarzında bir veri warehouse'undan bahsetmiyoruz aslında Big Data kısmında. Oradaki bir infrastructure oluşturmak kısmı. Machine Learning'den aslında bu oluşturulan Big Data mimarisindeki verinin işlenmesini sağlayan, hesaplama, computational işlemlerini yapmayı sağlayan kısım diyebiliriz. İş rolleriyle alakalı örnek vereyim. Mesela Big Data Engineer aslında o Big Data altyapısını tasarlar. Onun gelişiminden sorumludur, yönetiminden. Ama Data Engineer rolü var. O
Big Data, o DevOps rolleri artı Machine Learning süreçlerinden sorumludur. Anlatabildim mi burayı? Data Engineer'ın rolü, mesela az önce soran arkadaşa, bunu Data Engineer rolünü araştırmasını önerebilirim. Oradan biraz daha temiz anlayabilir aslında bu anlatmak istediğim şeyi. Sorularla devam edelim. Yoksa siz sunuma devam edecek misiniz? Sunuma devam edeyim. Biraz fazla detaya girdim herhalde. Ben hızlı geçeyim bunları. SaaS'ın Machine Learning as a Services tarafı var. Burada aslında bizim üzerinde çalıştığımız model yapay zekanın SaaS olarak sunulması. Mesela Microsoft'un Azure'da ya da AWS'in Machine Learning servislerinde yaptığı şey aslında Machine Learning as a Services. Kendileri geliştiriyor, bunu kiralıyor. API olarak kiralıyorlar. Bizimki de buna benzer bir model ama belli bir alana odaklı. Bunları geçiyorum. Bir link var. O linkten bakabilirsiniz detaylara. Şimdi asıl konularımıza geçelim. Autonomous Vehicles ya da Self-Driving Car. Get Cruise ile başlamak istedim. Çok güzel bir görseli var. Getcruise.com. Bu Amerika'da insansız araç geliştiren firmalardan bir tanesi. Altta farklı kameralardan alınmış gerçek fiziksel bir görüntü var. Üstte de onun dijital hali var. Aslında otomobil kendisini üstteki gibi görüyor. Kendi içerisinde. Onu ekrandan da görebiliyorsunuz tabii. Bu da Tesla'dan alınan bir görüntü. Daha doğrusu oluşturulan bir görüntü. Sağ tarafta sol taraf, yani left vehicle camera, medium range vehicle camera ve right. Sağ, sol ve medium olmak üzere farklı kameralardan alınan görüntüler var. Dikkat edin. Aslında nesne tanımaları yapıyor kendi içerisinde. Şurada bir kokpit tasarımı var. Bunu benim Medium'daki, yani 2016'da yazdığım makaleye bakarsanız özet olarak bilgi alabilirsiniz. Kokpit, self-driving car'larda kokpit, otonom beyin gibi temelde ikiye ayrılıyor sistem. Otonom beyin dediğimiz şey aslında o bütün süreçleri yöneten yazılım, yapay zeka kısmı. Kokpit ise aslında onun yönetimsel alanı, yani yönetimsel yazılımın olduğu şey, yapay zeka ile alakalı değil. Kokpit kısmı sadece. Şurası oluyor. Eğlence işlemleri vesaire bunun gibi şeyleri yönetiyor. Mesela şuradan alınan görüntülerin, yani beyinden alınan görüntülerin kokpite aktarılması mesela, bu da bir senaryoda gösterilebilir. Bakın mesela şöyle bir videoda şunu yapmanız, tabii ki production ortamı çok farklı ama şunu yapmanız aslında hazır araçlarla çok kolay. Yoldan giderken örneğin çizgileri takip edeceksiniz. Etraftaki ağacı, işaretleri, sinyalleri, işte yol işaretlerini ya da karşıdan gelen araçları, bunların hızını vesaire bütün detayları hesaplayabilirsiniz. Bunları görebiliyorsunuz. Tabii ki kokpit kişi bunları görmüyor ama teknik olarak bunlar oluyor arka tarafta. Peki başka? Burada da mesela labeling kısmında anlatırız genelde bunu aslında. Burada bir labeling, maskeli bir label'lama işlemi gerçekleşiyor. Yani etraftaki kameranın aldığı görüntü, etraftaki bütün nesnelerin belli paternlere uyduruyor. Mesela yol için oluşturduğu renge bakın. Kullanılan renge, kaldırım için oluşturduğu, araçlar için oluşturduğu renk. Mesela direk, ağaç, hepsi için belli bir standardı var. Bir maskeleme, segmentasyon yapıyor aslında burada. Bu da diyelim ki gerçek görüntü. Şu da onun dijital hali. Yani araç nasıl görüyor kısmı bu. Tabii ki bu computer vision bu arada. LiDAR, radar ve computer vision, bunların üçü de
farklı bakıyor olaya otonom sistemlerde, otonom araçlarla. Computer Vision dediğim şey bildiğiniz görüntü üzerinde işlem yapma. Aslında Deep Learning ile doğrudan çalışan, çalışarak da kullanılabiliyor. Ama Deep Learning olmadan bile yapabilirsiniz bunları. Mesela OpenCV gibi araçlarla. Ama Deep Learning'de öğrenme süreci çok daha güçlü oluyor. Lidar ve radar farklı bir konu. Onu daha sonra anlatacağım. Biraz daha hızlandıracağım birazdan süreci. Mesela bu da farklı. Bir aracın içerisinden görünüyor. Dikkat edin. Sol tarafta çizgilerin hepsini, diğer yoldaki çizgileri bile gösteriyor. Maviyle çizmiş. Kendi bulunduğu alanda da dikkat ederseniz yeşille şu hattı sarıyla çiziyor. Öndeki aracı kutu içerisinde alıyor ve aslında şu anki yayından önceki yayında da bahsedilen object tracking vardı ya, nesne takibi. Bunları yapabiliyor mesela. Şu an object takibi yapıyor. Tanımayı yaptı, object takibi yapıyor. Gibi şeyler var. Bunların hepsini yapmak zorunda bir araç. Şu an computer vision gibi düşünebilir bu. Bu da lidardan alınan bir görüntü. Aslında gerçekte bu arada light detection and ranging olarak geçer. Lidar, radar bunlar farklı donanımsal aparatlar ve siz görseniz de, hani bazılarında görebiliyorsunuz o araçlarda, görmeseniz de gizleniyor çünkü gizli olarak, yani estetiği bozmamak için aracın farklı bölgelerine gizleniyor kameralar, lidar, radar vesaire. Bunların elde ettiği görüntü onun içerisindeki bilgisayarda işleniyor. Müthiş bir bilgisayar var içerisinde. Süper bilgisayar olduğunu söyleyebiliriz yani. Mini bir süper bilgisayar o araçların içinde ve sürekli real time işlem yapıyor. Gerçek zamanlı işletim sistemi var ve onun içerisindeki bu lidar, radar, computer vision'dan alınan veriler yapay zeka algoritmalarıyla sürekli hesaplanıyor. Hatta bunlarla ilgili otonom.co web sitesi üzerinden bir otonom sistemler eğitimleri başlatacağız. Henüz duyurmadık ama bu çalışmaları yapacağız. Drone programlama tarafı, self-driving car çalışmaları vesaire, bunları yapabildiğimiz altyapılar üzerine uğraşıyoruz. Özel, sadece otonom sistemlere odaklı bir mini akademi tarzında çalışma diyebiliriz. Deep Lab'ın altında. Burada lidardan alınan bir görüntü var. Şurada ise gerçek ortam görüntüsü. Burada ise yukarıdan çekilmiş gibi lidarın gördüğü görsel. Dikkat edin, aynı şeyleri yapıyor burada. Ve şurada da benzer. Bunların open source'ları da var bu arada. Yıllardır takip ediyorum. Open source şöyle görselleştirme araçları da var otonom araçlar için. Burada da yine bir örneğini görüyorsunuz. Neden var bunlar? Şimdi computer vision açık havada işinize yarar. Açık havada çok faydalıdır. Çünkü gördüğünüz nesneler üzerinde işlemler yaparsınız. Ama her zaman senaryo böyle olmaz. Örneğin karanlıkta ne yapacaksınız? Mesela karanlıkta deep learning üzerine özel araştırmalar var. Araştırabilirsiniz. Tamamen zifiri karanlık içerisinde bir kameranın bir nesneyi görebilmesini, analiz edebilmesini sağlamak. Ama çok çok güçlü değil şu an açıkçası. Sadece yapılabiliyor. Fakat computer vision görebildiği şeyi anlayabilir. Sorun yok. Ama sis varsa, hava bulutluysa, görüş kapalıysa, karanlıksa, şu bu senaryolarında, işte yağışlıysa, bunların hepsi problem computer vision için. Şu var. Mesela Tesla'yla, birazdan söyleyeceğim o open source çalışmalardan bir tanesinin kurucusu George Hertz mesela. Yani computer vision'ın yeterli olacağını da söyleyenler var. Deep learning ile birlikte bu öğrenme süreçlerinde başarılı olabileceğini iddia edenler var tek başına. Ama lidar ve radarın da gerekli olduğunu söyleyenler var. Çünkü karanlıkta, o sisli havalarda vesaire, işte şu görüntüler sizin işinizi kolaylaştırıyor. Lidar, radar dediğimiz şeyler bunlar aslında. Bu görüntüleri oluşturuyor. Computer vision ise sadece gördüğü veri üzerinden işlem yapabiliyor. Ama örneğin lidar, radarla diyelim bir kilometre ötedeki, tamamen örnek, ya da bir dağın arkasındaki, yani bir yükseklik var diyelim, onun arkasındaki olası bir şeyi algılayabiliyorsun. Algılayabildiğin için
senin aslında hesaplama yapabileceğin veri miktarı artıyor. Bu güzel bir şey. Algılayabileceğin sensörlerin daha fazla olmuş oluyor vesaire. Bunun gibi farklı senaryolar var. Peki nasıl geliştiririz bunları? Hızlı bir şekilde bunları anlatacağım. Hatta self-driving car kısmını anlatayım. Sonra bırakalım. Burada çünkü çok güzel örnekler vereceğim zaten. Nasıl geliştiririz? Burada open source birçok araç var arkadaşlar. The AutoWire Foundation. İnceleyebilirsiniz. Ekrana verdim ama size geldi mi bilmiyorum. The AutoWire Foundation diye bir vakıf var diye. Bunlar yıllardır takip ediyorum. Bu arada ses rahatsız ediyor mu? Şu an ezan sesi geliyor. Bir vakıf var ve yıllardır otonom araçlar üzerinde çalışıyorlar. Open source olarak geliştirmeler yapıyorlar. Peki nedir bu? Şöyle göstereyim. Sesi de var ama kapatayım. Autonomous Valet Parking. Bu mesela open source'da geliştirilen bir araç ve neler yapabildiğini gösteriyor. Birazdan kaynak kodları falan da göstereceğim bu arada. Yani linklerini veririm size. Araştırabilirsiniz. Otonom park etme işlemi yapabiliyor. Cihan Bey, Ve isterseniz size kalmış aslında bir iki tane para verebiliriz. bitirelim aslında. Peki. Yani genel olarak self-driving car tarafını anladık. Bitirebiliriz. Tamam. Benden sonra konuşmacı olmaması bir standart gibi. Çünkü çok kısa yapmıyorum pek konuşmaları. Genelde daha uzun oluyor. Bakın otonom bir şekilde aslında kullanılabiliyor. Hatta şöyle örnek vereyim. Şu an Karsan'ın, Türkiye'de Karsan'ın yaptığı, hatta Cumhurbaşkanı ile birlikte testleri yapılan araç aslında AutoWare kullanıyor. Open source bir self-driving car mimarisi. Tamamen o yazılımla çalışıyor diyebiliriz. Yani sıfırdan geliştirmediler aslında. Tamamen open source bir çalışmaydı. C++'da geliştiriliyor bu. Kendiniz kaynak kodları inceleyebilirsiniz. Bunlar web sitesi bu arada. AutoWare Foundation'ın alt parçalarından oluşuyor. AutoWare.org, AutoWare AI, IO ve Auto diye farklı dört tane web sitesi var. Ve bu tamamen robotik bir, zaten self-driving car robottur aslında. Robot programlama da diyebiliriz buna. Ve ROS ile geliştiriliyor. AutoWare Foundation'ın geliştirdiği altyapı. Open Source Autonomous Driving Technology. ROS 1 ve ROS 2 işletim sistemleri üzerinde yıllardır geliştiriliyor. Bunun anlamı da Robotic Operating System. Mesela üniversitede robotik çalışmalar yapanlara özellikle söylüyorum. Hani bununla alakalı bazı şeyler yapmak istediklerinde ROS üzerine çalışın diyorum. Çünkü ROS'ta yapabileceğiniz şey çok fazla. Yani hem hobi olarak hem endüstriyel tarafta çok fazla şey yapabilirsiniz. ROS aslında robotik taraftaki Linux gibi düşünebilirsiniz. Tamamen robotik olarak tasarlanmış. Ve bu da şu anki bahsettiğimiz AutoWare de aslında ROS mimarisi üzerine geliştiriliyor. Tamamen open source. Her birisini inceleyebilirsiniz. Şu kaynak kod mesela GitLab üzerinden bu arada. GitHub'da değil, GitLab'da kaynak kodları. GitHub'da da var ama asıl kaynak kodlar GitLab'da. AutoWare Foundation /AutoWare.auto vesaire. Güzel bir çalışma. C++ bilen, yapay zeka meraklı kişiler inceleyebilir. Özellikle mekatronik okuyanlara tavsiye ederim. Detayları incelersiniz. AutoWare
Hayır. Burada bazı donanımsal şeyler var. Onları geçiyorum. Kameradır, radardır, lidar vesaire. Hepsinin GitHub'da kaynak kodlarını da veriyor. Peki ben bunu nasıl öğrenirim? O da çok kolay. Adamlar zaten paylaşıyor. GitLab mesela. Bakın şurada. Ekran görüntüsünü alabilirsiniz bu arada. Şu beklerken. 551 GB'lık bir depolama alanı var. Tabii dataset vesaire tonlu şeyleri paylaşıyorlar. Şurada da bakın şurada görünüyor sanırım. Altaware.org AWF Trackhorse ya da Apex AI ki bunların aslında firma, kurumsal tarafı diyebiliriz. Asıl desteği veren. Onların web sitesinde direkt bayağı detaylı bir kurs var. O kursu inceleyebilirsiniz. Saatlerce anlatıyor. Mesela detaylarını. Şu sadece 4 tane videonun ekran görüntüsünü aldım ama çok daha fazlası var. Onları inceleyebilirsiniz. Küçük bir ekip oluşturabilirsiniz üniversiteden. Mekatronikçilerden, iyi yazılımcılardan, yapay zekacılardan oluşan birlikte kodları inceleyebilirsiniz. Yani bir Ar-Ge projesi. Gerçekten bunların yapılmaması çok ilginç. Yani kaynak kodu bile veriyorlar. Daha ne yapabilirler? Bütün teknik mimari vesaire hepsini veriyorlar bu arada. Apollo'yu da başlangıcından beri takip ediyorum. Bu aslında Baidu'nun bir girişimi. Baidu'nun open source otonom araç çalışması ve çok daha iyi diyebilirim. Apollo nedir? Web sitesinden de inceleyebilirsiniz birazdan. Şöyle hızlı bir intro. 2015'ten beri çalışıyorlar. Yani benim bu çalışmalara başladığım dönemden beri. O zamanlar tabii ilkel seviyeydi. Şu an bu arada bunların ikisi de dördüncü seviye. Safetra'da 5 seviye var. Dördüncü seviyeden sonra beşinci seviye dediğim şey aslında direksiyonsuz üretim. Yani komple hiç direksiyon olmayan, direkt fabrikasyon süreçte direksiyon konmamış otonom araç demek. Dördüncü seviyede tabii ki ondan bir tık öncesi. Direksiyon var, acil müdahaleler durumunda. Ama kendi kendine işini görür ama direksiyon gene de vardır. Ki zaten direksiyonu yasal olarak üretmek zorunda şu an araçlar, o markalar. Çünkü yasalar böyle diyor. Bakın bunda tabii lidar, radar hepsini görebiliyorsunuz. Çünkü Ar-Ge odaklı yapılan bir şey. Yani seri üretim değil henüz Tesla gibi. Ama dördüncü seviye. Ki Tesla bile, bakın Tesla ile yarışıyor bu open source'lar. Tesla bile sanırım geçen sene Elon Musk dedik yani birkaç yıl içerisinde, 2 yıl ya da birkaç yıl içerisinde beşinci seviyeyi yapmak istiyoruz, yapabiliriz gibi şeyler. Şu an dördüncü seviye olan versiyonları bunlar. Open source'dan bahsediyoruz ama. Apollo içinde, kendi içinde nasıl görüyor? Mesela. Bunlar tamamen open source arkadaşlar. Kaynak kodu gidip tıklayıp Kamera, kameralar şuralara genelde gizleniyor, köşelere vesaire. Ön ve arka. Radar, kamera üstten de aynı şekilde konabiliyor. Bu değişiyor. Lidar mesela tepedeki lidar. GPS vesaire bunlardan o verileri alarak ilerliyor. Çok daha detaylısı var. Lidar, radar, side cameras. O kenarları görebilmek için. Front cameras, 128L lidar, GPS anten vesaire gibi. Industrial PC bakın. Endüstriyel bilgisayar şurada diyor. GPS, receiver, radar. Bunlar hepsi donanımsal olarak var. Apollo 1. Bakın Hello Apollo. Bundan önce araştırmaları vardı. Bu 2017 ama Apollo 1.0 bakın 2017'nin 7'si. Ondan sonra 1.5 neler olduğunu da söylüyor. Class Benu AD vesaire vesaire.
önemli kısımlara geleyim. Apollo production level close dönüm. Towards driverless driver. 2020'nin 9'u. Bir sonraki sanırım 2021 için de planları vardı. Orasını da web sitesinden inceleyebilirsiniz. Elektronikçiler, mekanikçiler, bunların hepsi mesela bunların mimarisini inceleyebilirsiniz. Mimari dokümantasyonları var. Şu ekran görüntüleri bakın Apollo 6.0'ın architecture. Web sitesinden aldım hepsini. Yani özel bir kaynaktan değil. Direkt GitHub hesabında hepsini paylaşıyorlar. Bakın gerçek zamanlı işletim sistemi. Şurada Perceptron, Localization, Map Engine, Prediction, Planning, Control, HMI vesaire. Bunların hepsinin Hardware Development Platform, Computing Unit vesaire, kamera, lidar, radar, ultrasonik bunların hepsini inceleyebiliyorsunuz. Dokümantasyonları var. Detaylı, overview. Ve şunlar mesela hani diyelim ki böyle karmaşık bir altyapıyı incelemeden önce ben bir öğreneyim derseniz. Şunların hepsinin algoritmaları var. Map Engine, Localization, Perceptron, Prediction, Planning, Control, HMI vesaire. Bu algoritmaları uygulayabilirsiniz. Basit bir Windows Form uygulaması üzerinde bile uygulayabilirsiniz. Ben onların hepsini öyle öğrenmiştim mesela. Gerçekten diyelim ki şöyle düşünün. Bir tane form, Windows Form tasarlıyorsunuz. Orada bir tane buton var. O butona diyorsun ki bak şu çizgiler var. Bu çizgiler içerisinde şu hedefe doğru gideceksin. Farklı bir yol çiziyorsun. Tamam, o kendisi öğrenerek sağa sola çarparak butondan bahsediyoruz. Sağa sola çarparak en sonunda yoldan gitmeyi öğreniyor mesela. Basit form üzerinden yapabilirsin bunu. Tabii ki burası çok daha detaylısı. Mesela simülasyon var. HD map var. Bunlar production component vesaire. Sonuçta teknik mimarisini çizimi web sitesine var gene. Az önce bahsettiğim perception, prediction, planning, control vesaire, localization bunların hepsi dediğim gibi hepsinin özel algoritmaları var. O algoritmaları anlatan kurslar bile var artık. Evet Baydoğan. Deep Lab Bootcamp ekibi Ömer Faruk Özmen. Hoş geldiniz. Bir diğeri Apollo. Bunu da şuradan evet. Apollo Developer. Bakın. github.com/apolloauto/apollo. Bu kadar. Direkt oraya gidip C++'da geliştirilmiş kaynak kodları indirebiliyorsunuz. Developer Center'ı var. Apollo Hardware Development Platform. Buradan detayları alabilirsiniz. Mesela burada simulation önemli. Simülasyon tarafı. Apollo Game Engine Based Simulator var. Aslında bu Apollo'nun geliştirdiği bir şey değil. Onlar da GameSim diye open source bir simülasyon vardı. Aslında bu da oyun bildiğimiz. Oyun içerisinden alınan bir Unity ile geliştirilmiş bir simülasyon. Self-driving car'la alakalı gerekli olan hemen her şeyi orada test edebiliyorsunuz simülasyonlarda. Bilgisayar oyunu gibi düşünün. Ve Unity tabanlı geliştirilmiş bir şey. Onu da inceleyebilirsiniz. Quick Start var bakın. Apollo 6.0 en son versiyonu için. Diyelim ki ben bunu öğrenmek istiyorum. Ne yapacaksınız? Udacity'de ücretsiz bir kurs var. Self-driving car fundamentals featuring Apollo. Direkt Apollo ekibi bunları anlatıyor. Onu da söyleyeyim. Ve technical tutorials, how to guides, specs, bunların hepsi var. Gelelim Kama AI'ya. Kama AI'da sevdiğim ve yıllardır takip ettim. Başından beri takip ediyorum. Bir çalışma. Bunun içerisinde Open Pilot var. Aslında birkaç tool'u var. Kama dediğimizde işte virgül. Kama.ai web sitesi. Open Source Driver Assistance System. Bu diğerlerinden biraz daha farklı. Çünkü bu az önce mesela Baydoğan ve Abdülgafur bahsediyordu ya bu aracın markasını. O aracın markası buralarda biraz önemli.
Çünkü George Hodges'un yapmaya çalıştığı şey self-driving car olarak üretilmemiş bir aracın self-driving car'a dönüştürülmesi. O yüzden donanımsal ve marka model uyumluluğu önemli. OpenPilot bunu yapan bir open source. Bunlar da Python'la geliştiriyordu bu arada. Ama son birkaç yıldır C++'a döndüler. Driver Assistant neleri yapabiliyor? Adaptive Cruise Control, Automated Lane Centering, Forward Collision Warning, Lane Departure Warning vesaire gibi detayları incelersiniz. George bu, yani şu halini de hatırlıyorum. Bu 17 yaşında falandı. İlk Apple'ı, daha doğrusu iPhone'u ilk ekleyen kişiydi bu. O zaman tabii 17 yaşındaydı. Şimdi de 31 yaşında. Yıllardır şimdi bu Kama AI'nin kurucusu ve onu geliştiriyorlar. Bakabilirsiniz. Kendisinin özetle söylediği şey şu. Tesla yani bu sektör, self-driving car sektörü mobil cihazlarla anlatılacak olsaydı, diyelim ki Tesla Apple'sa biz de Android'iz diyor mesela. Mantıklı. Ama diğerleri de çok güçlüdür. Ben OpenPilot güzeldir ama Apollo çok daha iyidir diyebilirim. Peki nasıl yapılıyor? Bakın şimdi. Çok basit. Bir donanım satın alıyorsunuz. Küçük bir ekran diye düşünün. Aparat. Ekrana takıyorsunuz şu an. Yazılımı open source ama donanıma para veriyorsunuz sadece. O da ucuz. Tabii bunun GitHub'ında vesaire belli şeyleri var. Evet, PC3'yi de kurdu. GitHub hesabında falan hangi aracın hangi modellerini desteklediğini yazıyor zaten. Oradan kontrol etmeniz lazım. Bazıları için de community tarafından geliştirildi diyor. Kendileri official destek vermiyor ama community entegrasyonu yapmış. O markanın o modeli mesela. Bu kadar. Sonra yola çıkıyoruz. Bu kadar. Tabii genellikle Amerika'da olan araçların modelleri entegre ediliyor. Sebebi orayı hedefliyorlar şu an için. Bakabilirsiniz kaynak kodlar GitHub'da. Supported Hardware ya da Supported Cars orada var. Ve şuralardan da bahsedeyim. Yine otonom araçların kullanım alanları. Bunların open source versiyonları da var. Araştırmanızı tavsiye ederim. Ve bunların planning, mapping yazılımları da var. Dronelarda da bunlar bol miktarda var. Onları da inceleyebilirsiniz. Hatta savunma sanayinde kullanabilecek kadar güçlü open source çalışmalar diyebilirim. Gemi ve denizcilik tarafında bu çalışmalar var yine. Küçük araçlar var. Hatta yani duyuyorsunuz mesela insansız deniz aracı. Ya bunlar open source'larla yapılıyor arkadaşlar. Hani yıllarını bu alana vermiş yüzlerce kişilik ekipler yok Türkiye'de. Bunlar hepsi open source'larla yapılıyor. Alıyor ROS'u, alıyor başka bir şeyi vesaire birleştiriyor. Kısa zamanda bunları geliştiriyorlar. Yani mesela şu 2015'ten beri yanlış hatırlamıyorsam takip ettiğim şey. Rolls Royce'un gemisi. Aslında henüz yapıldı mı emin değilim. Ama yıllardır insansız gemi üzerinde çalışılıyor dünyada. Hatta 2 yıl önce Türkiye'de de böyle bir konsorsiyum kuruldu. Ben de orada bir yani küçük bir danışmanlık gibi bir şey yapma fırsatım olacak diyelim. Ama konsorsiyumun süresi doluyordu. Bu aslında basit anlamda şu. Hani ülkeyle alakalı bilgiler de veriyorum ki yani karamsar olmayın. İnsansız otonom sistemlerle alakalı çok fazla şey yapılıyor.
Türkiye'den. Her ne kadar bunların ticari hayatta karşılığı olması da savunma sanayinde devlet tarafında var. Yani savunma sanayi odaklı yapılıyor bunlar. Otonom gemi çalışması da bir konsorsiyum olarak kuruldu. Pek duyurulmadı tabii. Orada işte gemi üreticileri vesaire bunlar yani milyarlarca dolarlık firma. Bunlar orada bir konsorsiyum oluşturdu ve bir otonom gemiyi nasıl yaparızın senaryoları incelendi. Tabii ki bu basit bir şey değil yani. Bir yılda oturup bunu karar verip yapalım şeklinde olmuyor. Olamaz mı? İçerisinde on binlerce riskli şey var. Çünkü 70'lerden beri kullanılan elektronik, mekanik araçlar var. Siz onu otonom sisteme dahil etmekten bahsediyorsunuz mesela. Bunlar 2000 model ya da işte mesela otomobilde 2000 modeli siz çok eski diyebilirsiniz. Ama gemi ya da uzay için çok çok yenidir bunlar. Çok yeni şeylerdir. Onlar daha çok 60, 70, 80 o civarlarda geliştirilmiş donanımlarla çalışıyor. O yüzden bunları yapabilmek kolay değil. Neyse bu tür şeyler var, çalışmalar. Şu gördüğünüz şey de aslında reinforcement learning'le, deep learning, reinforcement learning'le siz satın aldığınızda koyuyorsunuz ve o etrafın haritasını çıkartırken bir zihninde diyelim. Ve o haritayı oluşturup ondan sonra en kısa yolları öğrene öğrene reinforcement learning'in temel mantığıdır bu. Hata yaparak, yanlış yerlere girerek, oradan çıkarak ondan sonra da en ideal yolları buluyor mesela. Tamamen reinforcement learning. Üstüne kediyi de koyunca kedili öğrenme yapıyor. Evet. Endüstride bu tür arkadaşlar da olacak. Tahmin edersiniz artık. Ama tabii bunlar olgun değil. Yani gördüğünüz gibi yüzüstü kapanabiliyor. Bunların hepsi open source. Güzel değil. Otonom araçlar. Bakın madencilikte kullanılıyor. Bu. Şu da aslında devasa ve bunların farklı versiyonları da var mesela. Bunlar yan yana geliyor. Birlikte devasa bir uçağı kaldırabilir hale geliyor. Devasa bir uçağı bunlar birleştiğinde bir yerden alıp başka bir yere götürebiliyor. Otonom çalışıyorlar. Ya da farklı bir devasa herhangi bir şeyi götürebiliyorlar. Yer altında ya da üstünde çalışan otonom devasa kamyonlar ya da böyle iş makineleri var. Bunu biliyorsunuz. Evet. Burada bırakalım arkadaşlar. 110 slide'lık şeyde 72'deyiz ama aşağı yukarı birçok senaryoyu anlattım. Hatta şöyle yapabilirim. Digital twin kısmını geçiyorum. Mesela bir fiziksel bir şeyin sanal bir kopyası. Sanal bir kopyası olarak düşün. Nerede kullanılıyor? Ben direkt örnek vereyim. Mesela savunma sanayinden Türkiye'de örnek vereyim. TUSAŞ, bu havacılık tarafında yapılan çalışmaların her bir parçası çok pahalı. Ve bu parçalarda da açıkçası mesela siz stajyer olarak gireceksiniz. Yani sizi gerçek bir ürüne koyamazlar. Çünkü hata yapabileceğin en ufak parça binlerce dolar değerinde. O yüzden bunu riske atamıyorlar. Ne yapıyorlar? Siz orada diyelim staj yaparken size hazırladıkları dijital ikiz. Mesela bir parçanın az önceki örnek olarak söyleyeyim. Şuradaki rob bir motor diyelim. Bu motoru size veremezler. Çünkü binlerce dolar. Ama bunun sanal kopyasını size verip bunun üzerinde testler, deneyler yapabilmenizi sağlıyorlar. Mesela TUSAŞ böyle çalışıyor şu an. Dünyada tonla örnek var. Türkiye'de de böyle birkaç tane olması güzel. Bunlar olabilir. Bu da mesela Çin'de bir havalimanı. Örneğin. Onun şeyi. Birkaç tane senaryoyla bitireceğim zaten. Aslında sonuca geliyoruz. Retail Image Recognition, Image Segmentation tarafında bir örnek. Kahvemiz var.
Bu kahvemizin farklı çeşitleri var. Bu çeşitlerden gördüğünüz gibi blend, klasik ve blend diyelim. Bir object detection yaptığınızda, diyelim ki sizin database'inizde Nescafe, Classic, Goldrich, Smooth ve Gold olarak bunların database'de karşılıkları var. Raflarda bunların çıktılarını bakın görebiliyorsunuz. Mesela bir robot geziyor. Bu arada şu görüntü aslında robotla alınabiliyor. Ayrıca robot büyük raflı olan yerlerde geziyor mağazalarda. Etrafta boş gördüğü yerlerde hemen depoya bildiriyor. Mesela böyle robotlar da var. Buralar görüntü işleme, deep learning vesaire. Hepsinin yerini biliyor. Ne eksik vesaire. O bir senaryoydu. Post estimation nerede kullanılabilir? Bakın mesela bu aslında Amazon Go'dan hepinizin bildiği bir şeyi alıyorsunuz. Onu sepete koyduğunuzda şuradaki shopper alanında sizin hesabınıza diyelim $5'lık bir şey koyuyor. Mesela el hareketlerinizi, vücudunuzu vesaire o post estimation'la aslında öğrenip hareketleri analiz edebiliyor. Ve onun sonucunda da neyi, hangi ürünü nereden alıp nereye götürdüğünü hesaplayabilirsin. Sabit bir örnek verelim. Mesela şunu, görüntü işlemeyle bunun ne olduğunu anlayıp onun fiyatını anlamak zor değil. Zaten sistemde kayıtlı. Şu nolu ürün diyelim. Bunu alıp hesaba baskete atıyorsun. Bakın burada da bakıyor. Şunu neyse, yani şöyle diyebilirsiniz. Analiz yapabilirsiniz. Diyelim ki bu kişi şu kolayı aldı ve yerine koydu. Koyduktan sonra şunun analizini yapabilirsiniz. Bakın Amazon Go içerisindeki mantıktan bahsediyor. Bu kişi bunu aldı. Neden geri koydu? Almaktan vazgeçti çünkü, değil mi? Fiziksel bir şey olduğu için analiz edebilmesi lazım. Bunun nereye baktığını hesaplayabilirsiniz mesela. Çünkü dikkat ederseniz müşteri buraya bakıyor. Şu açıyı hesaplamak zor değil. Yapay zekada vesaire. Bunu aldınız. Örneğin şunun 3 boyutlu olarak hangi alanında neresine baktığını tahmin edebilirsiniz. Tabii ki bu detayları girilir mi bilmiyorum ama girilirse yapılabilir. Oraya baktığında örneğin içindekiler kısmıyla alakalı bir yere mi bakmış, yoksa fiyat mı yazıyor, oraya mı bakmış, başka bir şey mi vesaire. Neye bakıp da kaç saniye baktıktan sonra, hangi hareketleri yaptıktan sonra almaktan vazgeçtiğini öğrenebilir. Bir deep learning altyapısı diyebiliriz. Vesaire birçok analiz çıkartılabilir. Şunu da göstereyim. Sonrasında bitirelim arkadaşlar. Bundan sonra. Senaryonun sonu yok. Açıkçası. Rafları analiz ediyor. Bu arada ürün. Gerçekten tracks. Bunun gibi birçok ürün var. Kameralar aslında hepsi karşısındakinden sorumlu gibi düşünebilirsiniz. Ortada giden robot da var. Hangisini istiyorsanız kullanabiliyorsunuz. Evet, mobil uygulama ve hepsi entegre burada. Aslında fizikselle cyber dediğimiz şeyin artık bağlantısız olmaması. Çünkü iç içe her şey. Dikkat ederseniz fizikselle sanal tamamen iç içe giriyor. Bu tür çalışmalarla. En sevdiğim kısım. Evet.
Burada bırakalım arkadaşlar. Hocam bir soru sorayım. Sorularınız varsa. Tabii. Karanlık durumlarda lider, bu konulardan bahsettiğiniz bir slaytınız var. Orada deep learning ile desteklenebilir demiştiniz. Teyit etmek için soruyorum. Klasik image processing yöntemleriyle karanlık bir ortamda bu deep learning kullanmadan efektif bir sonuç alınabilir mi? Bununla ilgili sanırım bir iki yıl önce bir araştırma raporu okumuştum. Yapılabiliyor. Fakat kamerayla da alakalı. Yani sadece yazılım kısmıyla alakalı değil. Kameranın özellikleriyle de alakalı bir durum. Mesela direkt konuyla alakalı değil ama basit olarak söyleyeyim. 12 yıl önce bir plak okuma yazılımı geliştirmiştik. Bunu OpenCV ile yapmıştık tabii. O zaman deep learning, yani TensorFlow vesaire olmadığı için yapabiliyorsunuz bunları. Mesela yoldaki direklerde bulunan kameraların özelliklerinde eğer belli teknik özellikler yoksa, mesela izin vermiyorsa, işinizi zorlaştırıyor ama yine de örneğin bir otomobilin rengini, hızını takip edebilirsiniz. Ama içerisinde diyelim bir trigger var. Her bir hareket halinde diyelim ki tetikleniyor ve sana o görüntüyü kendisi veriyor. Böyle bir senaryoda senin işin kolaylaşmış olur. Yine yapabilirsin ama kolay olur. Öyle bir özelliğin olmadığı durumda yine yapabilirsin ama işin zorlaşır. Çünkü her bir frame'i yakalaman gerekiyor. O frame üzerinde sürekli görüntüyü takip etmen lazım vesaire. Yapılabiliyor. Kameranın yetenekleriyle alakalı. Bir araştırabilirsen, muhtemelen bir araştırma dokümanına denk gelirsin. Ben okuduğumu hatırlıyorum çünkü. Peki o frame'ler arasındaki mesela objeyi detect ederken hızlı bir algoritma var mı? Nasıl geliştirilebilir yine deep learning kullanılmadan? Bu karanlıkla alakalı mı konuşuyoruz? Evet. Karanlıkla alakalı okuduğum şey deep learning'ti. Ben onu sadece computer vision olarak söyleyemem. Onu hatırlamıyorum. Ama deep learning'le alakalı vardı. Çünkü o görüntü üzerinde aslında iyileştirme çalışmaları gibi şeyler yapıyor. Yapması gerekiyor. Yani karanlığın içerisinde o nesneyi tanıyabilmesi için bir öğrendiği bir şeyler üzerinden oraya adaptasyon yapması gerekiyor gibi. Tam hatırlayamadım detaylarını. Bir de iki yerde C++ vurgusu yapmıştınız. O dikkatimi çekti. Bu alanda Python'ın çok kullanıldığını görüyoruz. Ama performans için C++ da tercih ediliyor. Veri bilimi, yapay zeka alanında ilerlemek isteyen birisi için C++ öğrenmenin avantajları nedir? Bir de C++ öğrenmek gerekli midir? Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Merak ediyorum. Evet. Diğer detaylı bir konu. C++'ı özellikle söyledim. Fakat şöyle bir senaryo çizelim. Bir şeyi hızlı öğrenmek için en zor kısmından başlamamanız gerekiyor. Mesela C++ aslında şundan dolayı zor. Dil zorluğundan bahsetmiyorum sadece. Alacağınız herhangi bir kitap, video kurs, makale, okuyacağınız makale, bunların hepsi Python'da geliştiriliyor. Hepsi demeyeyim, %90'ı. O yüzden C++ ile ilgili çok fazla örnek de bulamazsınız. O yüzden doğru değil C++ ile başlamak. Ama senin diyeyim C++'ın çok iyi, ki bu yıllarca tecrübe gerektiriyor. Çok sıkı bir eğitim almış olabilirsin. Python'ı da bilmiyorsun diyelim. O zaman hızlı bir şekilde Python öğrenip biraz, mesela okuduğunu anlayacağın kadar öğrenip onu C++'a adaptasyon, implementasyon yapabilirsin. Bu olabilir.
Ama sıfırdan başlıyorsan kesinlikle zaman kaybı diğer diller. Python'dan başlamak gerekiyor. Çünkü ister kitap al, video kurs al, makale oku, hepsinde Python ile anlatılıyor. Neden C++ kullanıyor? Performans sorunu olduğunda, artık uygulamanın performansı sorunu haline geldiğinde gitmen gereken nokta çok daha performanslı diller oluyor. Mecburen. Orada da computational işlemlerde gidebileceğin çok sınırlı dil var. Yani hesaplama gereken. Mesela blockchain'in protokol seviyesi. Application level değil de. Mesela Solidity aslında Ethereum'un o protokol değil, application level kısmı. Orası için değil ama protokolü geliştirirken gene yüksek hesaplama gerekiyor. Orada da C++, Go, Rust kullanılabiliyor. Yapay zekada da aynısını söyleyebilirim. C++, Rust ya da bunların ikisinin haricinde üçüncü olarak Go olabilir. Performans olarak. Yeterli oldu mu? Evet, teşekkür ederim. Gayet yeterli. Son olarak bir şey soracağım. Bir soru kaldı sanırım chatte, ona geçmeden. Bazı modellerin eğitilmesinde çok eğitilmesi için çok fazla veri gerekiyor. Ama hem bu maliyetli bir iş hem de çaba gerektiren bir iş. Bu engeli nasıl aşabiliriz? Bunun için yürütülen çalışmalar ya da halihazırda mevcut metotlar var mı? Olgunlaşmış, yani kesin çözen olgunlaşmış bir şey var diyemem. Mesela Google'ın diyelim çalıştığı bazı yöntemler var. Etiketsiz verilerden öğrenebilme yöntemleri neden işinize yarayabilir? Hani şu an bizde yok bu model ama neden işinize yarayabilir? Çünkü internet kaynağını kullanarak diyelim belli şeyleri öğrenme, etiketlemeler yapmadan bir şeyleri öğrenebilirsiniz. Aksi halde 100 bin fotoğraftan oluşan bir veri seti oluşturmak kolay bir şey değil. O Cem Bey, clustering setini... olarak mı geçiyordu o bahsettiğiniz tek yöntemler? Yok. Farklı bir şeyden bahsediyoruz. Veri seti oluşturma kısmı aslında. Mesela 100 bin fotoğrafta oluşan bir veri seti oluşturacaksanız her bir fotoğrafı üzerinde işlemeniz gereken bazı kurallar var. Onları belli standartlara getirmeniz gerekiyor. Hepsiyle uğraşmanız lazım. Bunun için ücretli çalışanlar var. Ücretli çalışanları host eden online servisler var gibi. O yüzden yapma ihtimali çok düşük. Mesela üniversiteler bile globalde bunu yaparken dışarıya açıyorlar fotoğrafları. Diyor ki bize destek ol. Web sitesi üzerinden hani ne kadar labeling yapabilirsen o kadar kârdır diyor. Bundan dolayı açıkçası sizin bizim gibi küçük grupların sınırlı kaynaklarla veri seti oluşturmaları bayağı zor oluyor. Bu nedenle sıfırdan bir şey yapacaksanız bu pre-trained modellerle yapmaya çalışmak daha iyi olur. Ya da onların üzerine kendi küçük modellerinizi, veri setlerinizi oluşturarak onlarla birleştirmek bir yol olabilir. Örneğin dışarıda yüz binlerce görselden öğrenmiş, dışarıya öğrenmiş bir veri seti diyelim. Yani model, pre-trained model. Buna siz aslında bir nevi kaynak yapmak diyelim. Kendi oluşturduğunuz küçük bir veri setiyle neyi öğretmek istiyorsanız onunla eğittiğiniz modeli birleştirip aslında yüz binlerce fotoğraflık veri setini de kendi projenize dahil etmiş olabiliyorsunuz. Bu tür birleştirme yöntemleri üzerine çalışabilirsiniz. Diğer türlü sadece internetten fotoğraf bulabiliyorsunuz. Ya da yani ben fotoğraf üzerinde örnek veriyorum. Ses, metin fark etmiyor. Onları sadece crawling, bu scraping, crawling yaparak lokal bilgisayarınıza indirme kısmıyla alakalı kullanabileceğiniz tool olabilir sadece. Onlar da var zaten. Şu da var.
Diğeri de data augmentation belki faydalı olabilir. Yani veri çoğaltma. Bu da yine görsel üstünde örnek vereyim ama metin üzerinde ya da ses üzerinde de yapılabilir bu. Fark etmiyor. Frekans üzerinde. Örneğin elinde 10 bin tane fotoğraf var. Sen 7 tane resim çoğaltma yöntemi uygularsan 10 bin artı 10 çarpı 7 70 bin toplamda 80 bin fotoğraftan oluşan bir veri setin olabilir. 100 bin tane varsa 800 bin tane fotoğraf oluşturmuş olursun. Yani 7 değil, bunun çok daha farklı şeyleri de var. Senaryoya göre değişir. Mesela resmin kenarından kesiyor ya da çeviriyor, sağa çeviriyor, sola çeviriyor, bir yerine bir boşluk atıyor gibi. Bunun gibi belki 10 tane kullandığında 100 bin tane fotoğrafta 1 milyon 10 tane kullanırsan 1 milyon 100 bine çıkartabilirsin veri setinin büyüklüğünü. Veri çoğaltma tekniklerini araştırabilirsin yani. Teşekkürler. Bir soru vardı. Kutay Özel sormuş. Yapay zeka ile alakalı makine öğrenmesi, derin öğrenme gibi alanlarda son yıllarda otomasyon çalışmalarının yoğunlaştığını görüyoruz. Bu gelişmeler sonucunda veri bilimcilerinin yönettiği keşifleyici analiz, model seçimi ve hiperparametre ayarlaması gibi işlemlerin manuel uygulanması giderek önemsizleşmekte midir? Bu arada ses gitti. Ben tekrar okuyayım. Katılmıyorum. Şöyle söyleyeyim. Biraz detaya girmek gerekiyor. Sesim arada bir kesiliyor ama sizde yayın sorunu yok değil mi? Şu an yok. Bizde yok gibi. Şöyle, tamam. Şöyle anladım. Mesela Cloud AI, neden Cloud AI kullanalım? Ya da Cloud varken neden biz geliştirelim? Bunu firmalar da soruyor bu arada. Ya da AutoML varken neden şunları yapalım vesaire? Şu teknik varken neden bunu kullanalım? Çünkü hiçbirisi her şeyi çok iyi yapmıyor. Bir şeyleri eksik yapıyor. Mesela biz kendi geliştirdiğimiz çözümlerde Cloud AI'de kullanıyoruz. Avantajlı olacağımız durumlarda Cloud kullanıyoruz. Bu AWS'in Machine Learning'i de olabilir. Azure'un stüdyosunda görsel bir ortamda bunu yapmak da olabilir. Ama biz DeepLab olarak yaptığımız çalışmalarda bir şeyleri sıfırdan geliştirebilmek istiyoruz. Yani işin mantığını doğru anlamak istiyoruz. Ama kurumsal firmalar genelde şöyle bakıyor. Benim bir sorunum var. Bu sorunu yapay zeka ile çözmek istiyorum. Buna bir ekip oluşturmak istesem, diyelim ki şu kadar fiyat ve benim şu kadar süremi alacak. Onun yerine diyor, ben mesela cloud bir çözüm kullanırım. Sürükle bıraklarla cloud ortamda. Oraya gerekirse 5 katı para veririm. Yani normal saat miktarı olarak söylüyorum. 5 katı para veririm. Hızlı bir şekilde eğitimini yaptırırım. Ondan sonra uygulamaya dökerim. Ama diğer taraftan da mesela bizim gibi çalışanlarda bu cloud çözümlerin hızlı bir şekilde çözmediği ya da spesifik olarak çözmediği sorunlara odaklananlar var. O yüzden kendimizin geliştirmesi gerekiyor bunları. Yani her şeyi cloud'da yapmaman gerekiyor. Hem maliyet olarak hem teknik olarak. Hyperparametreler tarafında ise hyperparametreler basit anlamda aslında bir model içerisinde onun kalitesini ya da verimliliği de diyebiliriz. Doğruluğu belki. Kalitesini oluşturabilmeniz için yönetmeniz gereken parametrik değerler. Yani 3 yerine 5 yazınca acaba bunun çıktısı kaç olacak? Öğrenme sürecindeki çıktısı kaç olacak? Şuradaki değeri 0.1 yaparsam
normalde 0.2 diyelim. 0.1 yaparsam bunun öğrenmeye etkisi ne olacak gibi şeyler. Birkaç tane hyperparametre var. Bunların otonomlaşması için ancak standartlaşmış sorunlar olması gerekiyor bence. Standartlaşmış bir sorun yoksa, özel sorunlar varsa, hyperparametreleri çok fazla kendi haline bırakamazsın. Çünkü bir şeyleri denemen gerekiyor. Sonucunu görmen için, başarı oranının etkisini görmen için. Yeterli oldu mu? Olmuştur, öyle umuyoruz. Son bir soru var. Taha Efe'nin. Ondan önce bir soru daha var galiba. Son bir soru var. YOLO modeli özgünlük olarak neler ekleyebiliriz? Denmiş. Senaryoya göre değişir. Buna doğrudan bir cevap veremeyiz açıkçası. Benim gösterdiğim ekran görüntülerinde GIF'lerde vesaire de YOLO kullanılan örnekler vardı mesela. Benim bu tür durumda tavsiyem GitHub'da bol bol kaynak kod okumanız. Çünkü insanlar bir şeyler yapıyor. Çalışan, çalışmayan bir şeyler. Oraya yüklüyorlar. Ya da çok güzel kaynaklar, makaleler olan siteler var. YOLO'yla kombine bir şekilde bir şeyler yapmaya çalışan mesela. YouTube'da da var. Bol bol izleyin. Ben sürekli izliyorum. Farklı teknikler öğrenmek için. Mesela PyTorch video çıktı mesela. Daha yeni. İşte TensorFlow'un 3D'si epey bir süredir var diyelim. Yeni bir şey çıktığında onunla ilgili bir makale okumak. Yani uygulama geliştirmenizi tavsiye ederim test olarak ama olmasa bile bir makale okuyup onun ne işe yaradığını öğrenmeniz vizyon katacaktır. Yani chat kısmında başka soru yok ama hani kusura bakmayın sizin de zamanınızı alıyoruz. Son ben bir iki soru sormak istiyorum kendi adıma siz bulmuşken. Öncelikle çok ayrıntılı bilgiler anlattınız. Yani bu bilgilere ulaşmak gerçekten biraz zor oluyor günümüz şartlarında. Çünkü çok hani bir trend oluyor bu alanda. İnsanlar o basit trend üstünden gidebiliyorlar. Sizin anlattıklarınız bence bu açıdan önemli. Yani her zaman ulaşılabilecek bilgiler değil. Daha böyle gerçekçi ve biraz ileri seviye örnekler. Ben de bu doğrultuda bir şey sormak istiyorum. Çok geniş bir alanda çalışma yaptığınızı görüyorum. Bu da galiba sektörün biraz da gerektirdiği bir şey. Birincisi bu noktada bir kişi yani bu kadar alanda çalışıyorsa o bildiklerini nasıl muhafaza edebilir? Bir de biraz genel bir soru sormak istiyorum bu noktada. Günümüzde çok fazla yapay zeka ile uğraşıldığını görüyoruz. Sizce bir insan bütünlüğünde yapay zeka oluşturmak mümkün müdür? Yani uzmanlaşan yapay zekalar görüyoruz. Örneğin görüntü tanıyan, işte bir robot için mesela çok iyi hareket edebilen gibi ama bütünsel bir yapay zeka henüz göremiyoruz. Bunu oluşturmak mümkün müdür? Teşekkürler. Evet, ben sondan başlayayım. Tabii. İnsan gibi düşünme olayı, bunun felsefik tartışmaları çok fazla. Genel olarak muhakeme yeteneğiyle alakalı bir şey. Yani insanın muhakeme yeteneğinin matematiği bildiğim kadarıyla halinden çıkarılamadı. Çıkarılamadığı için de yani aslında bir şeye karar verirken o karar neye göre alıyorsun bilmiyoruz. İnsan çok da fazla şey yani kendini çok üstün görebiliyor bazen ama böyle muhakeme gibi bir şeye tosladığı zaman bakıyor ki hiçbir şey bilmiyormuş aslında. Muhakemeyi bilmiyoruz çünkü. Belki onlarca, yüzlerce yıldır muhakemenin ne olduğu üzerine birçok kaynak vardır. Hem felsefik hem dini olarak vesaire ama muhakemeyi bilmiyoruz. Matematiği yok elimizde. O yüzden de muhakeme sisteminin yapay zeka aktarılması henüz pek mümkün olmadı. En büyük sorunlardan biri de belki de bu. Domainler arası veri ve tecrübe transferinde sorun var yapay zekada. Bunu şu an basit anlamda transfer learning'in yapmaya çalıştığı şey gibi düşünebilirsiniz ama öyle değil. Mesela
Siz diyelim bir tarlada tarlayı sürmeyi biliyorsunuz. Ama mesele tarlayı sürmek değil. Onu bilirken aslında 1.000 tane bilgi öğreniyorsunuz. Yani topraktan tut, onun böceğinden, havadaki nem oranının size ve bir şeye etkisinden 1.000 tane şey öğreniyorsunuz tecrübe ederek. Oradaki bilgiyi başka bir tamamen alakasız bir şeye aktarabilme yeteneği var insanın. Oradaki bir senaryoyu tamamen bağımsız olarak başka bir ortamda, başka bir domainle alakalı bir durumda oraya aktarıp sorunu çözebilme. Yapay zekada henüz bu yok. Yani domainden domaine bir uzmanlık aktarımı yok. Yani kaporta ustasıysa bir yapay zeka, ki onları anlatmadım tabii. Normalde giriş seviyesinde anlattığım konulardan. Neural AI, yani dar yapay zeka, ve üçe ayrılıyor temelde, ama mesela en iyi Tesla otomobili bile kesinlikle %100 hiç kaza yapmasın. O dar yapay zekadır. Çünkü tek bir işi yapıyor. Dar yapay zekanın amacı, yani konsepti, aptal yapay zeka değil. Belli bir alana odaklanmış, sadece onu biliyor. O yemek yapamaz yani Tesla otomobili. Belki yıllar sonra ona bir uygulama ekleyecekler. Artık onu da öğrenebilen bir şey olabilir, ayrı mesele, ama normalde o sadece otonom araç sürüşünü bilir. O yüzden dar yapay zekadır. Gibi. O yüzden burada domainden domaine bir veri tecrübe transferi sorunu var. Bir de muhakeme sorunu var bence. Belki onlarca yıl sürer. Yani ben çok fütüristik konuşamayacağım o konuda. Onlarca yıl sonra belki olabilir, bilmiyorum. Diğeri de neden bu kadar konuyla alakalı çalıştık? Mesela ben güvenlikten başladım çalışmalara. Çok fazla kendimi anlatmayı sevmiyorum. O yüzden ilk başta özet geçtim biraz, ama çocukken güvenlik çalışmalarından başladım burada. Ve hacking vesaire, ama böyle black tarafta değil. Karakteristik diyelim biraz. Siyah sevsem de siyah tarafta hacking çalışmaları yapmadım. Orada örneğin hacking tekniklerinden SQL injection ilgimi çekti. Bunu hatta bir ara LinkedIn'de yazmıştım. Neden araştırma ve merak önemlidir diye. SQL injection merakımı çekti, ilgimi çekti. Ondan sonra derinliğine gireyim dedim. Ben de bir şeyin derinliğine girdim ve bayağı bir, yani sonunu görmeden çıkmıyorum oradan. Orada SQL injection diye girdik. SQL Server kitabı yazdım. İşte 700 sayfalık bir ileri seviye SQL. Tabii ondan önce, şimdi SQL Server şeydi, 2013'ün başı. Ondan önce Oracle kitabı yazacaktım aslında. Yayın evi Türkiye'de satılmaz diye o dönem basmak istemedi, o ayrı mesele. Video kursu çektim. Bu araştırmaların sonucunda, SQL Injection odaklı araştırmalar sonucu. Oracle'da veri tabanı hack'i nasıl yapılır falan. Oracle bir sistem nasıl hacklenir. 2009-10 gibi. Sonra aynı çalışmayı SQL Server'da da yaptım. Orada da bir kitap yazdım. O arada programlama yapıyordum gene. Yani kitabı yazdım mesela, SQL Server kitabını. Benim için ilgim bitti orada. Yani hedefim çünkü araştırmaların sonuçlarını yayınlamaktı sadece. Yoksa orada kitap yazayım, hani markalaşayım gibi bir düşüncem yoktu. Ayrıca bayağı da Oracle'da da öyle. kapsamlı bir kitap bildiğim kadarıyla. 700 sayfa diye hatırlıyorum. Biraz bakmıştım ama. Evet. 700 sayfa, orada da hacking'i anlattım mesela. Rahat duramadık orada da. Database'i nasıl hacklersin? Mesela çok şeyi merak ediyorlar. O 2012'de yazdığım kitapta şey diyordum zaten. Yani TSQL ile ya da Oracle'daki PLSQL ile aslında o network'e bağlı olan bir mutfak robotunu bile hackleyebilirim. Hacklenebilir çünkü. Çünkü PLSQL Oracle içerisindeki ya da SQL Server'daki TSQL aslında çok güçlü bir dil. Ve işletim sistemine komut gönderebileceğin altyapıları var.
işletim sistemine komut gönderebiliyorsun orada. Haliyle işletim sistemine komut gönderebilme ayarı aktifse, mesela bu bir güvenlik zafiyetidir, aktifse o zaman o network'teki bir süpürge makinesine de komut gönderebilirsin teknik olarak gibi şeyler var. Mesela bunların birkaç örneğini yazmıştım orada güvenlik konusunda. Ve o aralar C# devam ediyordum zaten 10 küsur yıl önce. C# da uzun yıllardır ileri seviye kurumsal eğitimler veriyordum, danışmanlıklar. Yani mesela güvenli yazılım geliştirme eğitimini ben C# anlatıyordum. Örneğin orada işletim sistemi seviyesine kadar diyelim inip bir geliştirilmiş bir DLL'in nasıl hacklenebileceğini anlatmak diyelim. Uygulayarak anlatıyorduk tabii ki bunları. Uygulamalı güvenlik eğitimi çünkü. Ya da bir web uygulamasından diyelim injection teknikleriyle örneğin arka taraftaki işte database'in hacklenmesi mesela. Farklı ileri teknikler uyguluyorduk. Sonra orada da C# uzun yıllar şey oldu. Kapalı kaynak olarak kaldı. .NET Framework'tan dolayı. Aslında C# çok güçlü ama Microsoft'un en büyük hatası open source'a geçmede çok geç kaldı. .NET Framework'ü .NET Core'a dönüştürme konusunda çok geç kaldı. Ciddi pazar kaybetti orada. Yoksa C# çok güçlüdür mesela dil olarak. Neyse o arada ben Go'ya, Python, Rust'a geçmiştim zaten. Geçmekten tam geçmek değil aslında hepsiyle uğraşıyordum. Sonra o tür çalışmalar yaptık. İşte PostgreSQL tarafı, programlama tarafı. O arada yapay zekayı çok merak ediyordum. Çünkü otonom bir şeyler yapmak istiyordum. Otonom üretim yapma çalışmaları. Benim genel olarak şeyim şudur. Bir konuda uzmanlaşmakla ilgilenmiyorum. Hiç ilgi alanım değil yani. Go'nun kitabını yazarım bırakırım açıkçası. Go kitabı. Ben Go uzmanıyım diye çok title alma peşinde değilim açıkçası. Ama Go'yu neden seçtim mesela? Çünkü benim planımdaki otonom sistemlerin örneğin web tarafında sistem seviyeli mesela Docker, Kubernetes örneğinden bahsediyorum. O seviyede uygulamalar yapmak için çok ciddi performanslı bir dil gerekiyor. Ama web ve modern bunların hepsini birleştirmiş olması lazım. Orada da kesinlikle alternatifsiz en güçlü dil Go mesela. Yapay zekada da Python sebebini söyledim. Tonla kaynak var. Ben neden hepsini tek tek C++'da yazayım ki? O kadar community gücünü almak için de Python'la çalıştım. Onları da alıyorum. Kendi çalıştığım o üzerinde çalıştığım projede mesela machine learning, deep learning çalışmalarını Python'la geliştiriyorum. Ama makro servis mimarisini ve genel sistem seviyeli altyapıyı Go ile geliştiriyorum. Ama bazı durumlarda da mesela modelin çok yüksek performanslı çalışması gerekiyor. Orada da C++ olabiliyor. Ya da biraz baş ağrıtıcı ama networking sistem taraflı çalışmalarda Rust kullanılabiliyor. Performansı artırmak için mesela. Bunun gibi şeylerden dolayı aslında çok farklı teknolojiler kullanıyorum. Mobilde mesela mobile AI eğitimleri yapıyoruz, projeler yapıyoruz. Mobil uygulama içerisinde yapay zeka. Orada da Kotlin kullanman gerekiyor, Dart kullanman gerekiyor. Gidip Go ile yazamazsın. Yani yazarsın ama bunu bir proje olarak yapamazsın. Ya da eğitim olarak yapamazsın. Çünkü eğitimi vereceğin kişi diyecek ki ben Go'nun mobilde kullanıldığını ilk kez görüyorum diyecek. Çünkü yok kullanılmıyor gerçekten. Orada Kotlin ya da Dart ile anlatman lazım. Gibi. Kurumsal müşteriler oluyor. Altyapısı diyelim C#. Orada da projeyi ben sıfırdan Go ile yazayım diyemezsin tabii. Yani orada da C# ile devam ediyorsun filan. Evet başka? Bilmiyorum yeterli oldu mu? Çok teşekkür ederim. Çok açıklayıcı olduğun için.
Rica ederim. Sorularımızın da sonuna geldik. Vakit ayırıp geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Ayrıca çok kıymetli bilgiler paylaştınız. Özgür'ün de dediği gibi bu kadar bilgi yığınının ve bilgi kirliliğinin içinde çok açıklayıcı ve nokta atışı cevaplar verdiğiniz için ayrıca teşekkür ederim. Söyleyeceklerim bu kadar. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Rica ederim. Benim için de güzel oldu açıkçası. Bu tür konuşmaları çok fazla yapamıyoruz. Sonraki eğer AI security ile alakalı merakı olanlar varsa daha sonraki yayınımı takip edebilirler. LinkedIn'den ekleyebilirler. Genelde orada paylaşıyorum. Farklı etkinlikler oluyor. Bu arada en son dün bir yayın yapmıştık Deep Lab Bootcamp'te. Onun kaydını LinkedIn hesabımda yayınladım. Mesela sektöre gireceksiniz. Mülakat CV süreçlerinde. mülakat evet. Evet. Onu mesela çok tecrübeli bir arkadaşım Uğur yaptı. Gerçekten zaten işi çok iyi bilen birisi. Bir saat boyunca bence belki tekrar dinleyebilirsiniz. Onu özellikle yaptırdık mesela. Mock interview olarak geçiyor. Yani karşılıklı olarak gerçekten bir senaryo üzerinden gerçekçi olarak bir interview'un yapılması. Onu tavsiye ederim. Ve diğer çalışmaları da bizim çalışmalarımızdan LinkedIn'den takip edebilirsiniz. Biz biraz özel çalışmalar yapmaya uğraşıyoruz. Ve bu çalışma da açıkçası hoşuma gitti. Teşekkürler. Onları genel olarak takip ederlerse farklı bakış açıları, tecrübeler edinebilir diğer arkadaşlar. Tekrardan çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İyi geceler herkese. İyi geceler. İyi Görüşmek geceler üzere. Cem Bey. Tekrar teşekkür ederim.